Günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan, gündemi belirleyen programı Söylemezsem Olmaz başladı. Bugün tabii ben günaydınlar, günaydınlar demek isterdim ama kuzenimi kaybettim, teyzemin oğlunu. Tabii ki biraz hem şaşkınım hem çok üzgünüm. O yüzden de böyle çok coşkulu açamadım. Ruhu şad olsun diyorum. En sevdiğim kuzenimdi. O yüzden de kusura bakmayın, böyle bugün birazcık böyle tuhafım. Buruk. Yani buruğum, üzgünüm. Günaydın Bircan'cığım. Günaydın, günaydın Arto'cum. Teşekkür günaydın. Ederim. Başın teşekkür sağ olsun. Ederim. Hayat işte yavaş yavaş sona doğru gidiyor. Kaç yaşındaydı? 56 genç. Falan ya da çok genç. Kanser olmuş, bize ya. Söylememiş, biz üzülmeyelim diye. Ve son zamanlarda bize attığı mesajları da kardeşine attırıyormuş, kendisi yazamadığı için. Ya, ya o kadar bize söylememiş üzmemek için. Bugün büyük bir ihtimalle eğer izin alabilirsem İtalya'ya gideceğim. Yarın sabahleyin çünkü cenazesi kalkıyor. Ama bu Covid'den dolayı da illa iş yapman gerekiyor oraya girmek için. Konsolosluktan yazı almaya çalışıyorum. Cenaze için galiba bir opsiyonları var cenaze için. Yani. Evet, ama şimdi akraba... Ama annen zaten vekil evet, olarak zaten yani o... Şöyle, oradaki akrabalarımız akraba olduğumuzu konsolosluğa bildirirlerse cenaze için gidebileceğim. Büyük bir ihtimalle akşam 4 uçağına gitmeye deneyeceğim. Ay. İşte böyle bir şey. Hayat bu kadar kısa, anlamsız falan böyle bir evet. Şey. Bruno'cum... Ruhun tekrar şad tekrar olsun, evet. Başın sağ olsun senin de. Sabırlar dilerim aileye. Efendim, günaydın. Tabii bizim için hayat maya hep böyle devam ediyor, evet, etmek evet, zorunda. Çünkü evet. Yaptığımız iş tam anlamıyla bu. Yani bunun başka bir tarifi yok değil mi? Bir anda cenaze devam ederken bir anda bir de bizim magazin yapıyor olmamız tam bıçak sırtı. O yüzden öncelikle iletişim adreslerini verelim ki siz de bize yardımcı olun ve bizimle birlikte iletişime geçin. Bugün Okan Karacan konuğumuz olacak. Okan'ın başından geçen enteresan bir hayat var tabii. Yasaklı madde davası, şiddet, polise mukavemet ve bir ton davada. Peki bir şey söyleyeceğim. Tacize kadar giden... Bir sürü şey var. Hepsini soracağız. Okan Karacan nereden nereye geldi? Ne oldu? Ben aslında son derece sempatik falan bir evet, çocuktu tabii. Baştan. O kilolu halleri, işte espiritüel böyle hareketleri falan seviyorduk Okan'ı. Sonra birdenbire acayip acayip bir tanesiydi. Kesinlikle. Neredeyse bütün işlere giden. Sonra birdenbire böyle abuk subuk haberler çıkmaya başladı. Aslında hangisi doğru, hangisi değil? Onu da bilemeden çocuk yok oldu yani hani bir aramızdan evet. Bir silinip gitti. Neden o öyle oldu? Birazdan yayında olur. Kilo da küstürdü galiba onu. Yani kilo kaybı onun işlerini olumsuz etkiledi. Ben tam tersi düşünüyorum. Ben de aynısını düşünüyorum biliyor musun? Allah Allah. Bazı insanın komedyense ve bu anlamda ekmek parası kazanıyorsa bazılarının zayıflık gitmedi. Bence ben Okan'a da gitmediğini düşünüyorum yani. Senin mikrofonda da sorun varmış. Hemen tura gidelim. Ondan tamam. Sonra dönüşte buradayız. Efendim Klasikleşmiş Magazin turu buyurun. Ünlüler dünyası bomba gibi. Ünlüler dünyası fokur fokur kaynayan bir kazan misali. Sizler için en sıcak magazin haberlerini haber turunda derledik. 3 kuruşun yıldızları aynı karede. Uras Kargılaroğlu, Nesin Cevatzade, Ekin Koç, Aslıhan Malbora ve Nursel Köse. Ayrıca dizide bir ayrılık yaşandı. Ünlü oyuncu Zafer Algöz diziye veda etti. Fahriye Ücen Karan'a doyamıyor. Güzel oyuncu oğlunun en güzel çağlarında onunla paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor. İşte anne oğlun birbirinden güzel pozları. Geçtiğimiz günlerde yapılan bir haber Burcu Esmer Soy'u çileden çıkardı. Aşk yaşadığı Nazım Akmendil'in 300 bin Türk lirası karşılığında Burcu Esmer Soy'u bir derginin kapağında olması için anlaşma sağladığı haberleriydi. Esmer Soy kapak olduğu bütün dergileri paylaşıp gözdağı verdi. Hayat Acun Ilıcalı'ya güzel. Önce maçlarını izlemeye gitti. Sonra iki başarılı basketbolcuyla yemeğe çıktı. NBA'de oynayan Türk sporcularımız Ömer Yurtseven ve Furkan Korkmaz'ın Acun buluşması. Haldun Demir Hisar'a ne oldu? Alina Tilki'nin babası yaşında görüntülendiği iş insanı uzun uzun zamandır ortalarda gözükmüyor. Hatta Alina Tilki şimdilerde o kadar yalnız ki kendisiyle yemeğe çıktı.
Hadise DJ Burak Yeter'le birlikte yemek yedi. Bu fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Yanında sevgilisi Mehmet Dinçerler'in olmaması ise dikkat çekti. Lara ve Lili Koy ismindeki çocuğu olan Meryem Uzerli kapak fotoğrafı tadında pozlar verip sosyal medyayı salladı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer Bodrum'un keyfini çıkarıyor. Yakışıklı oyuncu ve hamile eşi Bodrum'da dost meclisiyle birlikte metropolden uzak bir hayat yaşıyor. Paylaşımları sosyal medyada yoğun bir ilgi görürken Tatlıtuğ'un Aşk-ı Memnu'da birlikte oynadığı Nebahat Çehre ikiliye övgüler yağdırdı. Sefil'in Kız dizisine sağlık sorunları sebebiyle veda ettikten sonra bir projede oynamayan Neslihan Atagül'ün abisini görenler hayret etti. İsmail Demirci ile çocuk heyecanı yaşayan güzel oyuncu Hande Soral'ın keyfi pek yerinde. Ayrıca Soral bebeklere küçük Soral için hazırlık yapmaya bile başlamış. Son yaz dizisinde oyunculuğunu konuşturan yakışıklı oyuncu Alperen Duyman sır gibi sakladığı öğretmen eşi Büşra Kerkit'i paylaştı. Ama güzel, yolunda gayet. Şöyle biraz uzak durun istersen. Yok. Aygün Aydın'ı deliye çeviren röportaj. Hakan Sabancı ve isminin aşk iddialarına karıştığı Dilara Aksiyek bir arkadaşların doğum gününe girerken görüntülendi. İkilinin arkadaş açıklamalarına rağmen Aygün Aydın'ın sosyal medyada yaptığı bir yorum olayı oldu. Aydın, Aksu'ya'nın kendisine benzemek için estetik yaptırdığını ileri sürdü. Aygün Hanım ne diyorsunuz? Yani bu kadar ikiyüzlü bir millet olamaz. Bu kadar ikiyüzlü bir millet olamaz ya. Erkan Kolçak Köstendil ve Taner Ölmez'in oynayacağı, Çağınırman yönetmenliğini yapacağı yaratılan dizisine iki bomba transfer. Projede Bülent Şakrak ve Devrim Yakut da oynayacak. Güzel oyuncu Hande Erçel, ablası Gamze Erçel'in doğum gününü bu paylaşımlarla kutladı. Kutlama fotoğraflarında gözlerimiz Kerem Bürsin'i aradı. Kerem Bürsin'in olmayışı acaba Bürsin ve Erçel'in arası açıldı mı yorumlarına sebep oldu. Ya bence Hande benimle bir daha çalışmak istemez. Olsun, yok canım. Vilma Eles yılın rıkışı olmaya aday. Geçtiğimiz gece görüntülenen Eles ne giyeceğini bilemeyip her şeyi giymiş. Didem Soydan'la yaşadığı aşk çok konuşulmuştu. Ancak ikilinin kıskançlık sebebiyle ilişkisi sona ermişti. Fakat Burak Deniz'in yalnızlığı uzun sürmedi. Şimdilerde oyuncu Deniz İrem'le kar tatili yapan Burak Deniz'in güzel oyuncuyla aşk yaşadığı söyleniyor. Bakalım, heyecan güzel gidiyor şimdilik. Geçtiğimiz gün yayınımıza katılan Tuğba Yurt söylediği şarkılarla kulaklarımızın pasını silmişti. Yayınımızın ardından bir izleyicimizin yazdığı yorum çok konuşuldu. Tuğba Yurt ve Burak Tanrısever çiftinin birçok toplumsal konuda duyarlı olduğunu, yardım yaptıklarını ancak bunu dile getirmediklerini belirtti. Haluk Levent'in yaptığı bir paylaşımda ise gerçek ortaya çıktı. İkili Ahbap Derneği'ne soy isimlerini vermeden yardım yapmışlar. Acun Ilıcalı, Şeyma Subaş'ın ablası Kübra Açılı, Survivor Panorama programına sunucu olarak getirdi. Şarkılarıyla milyonları hüzne boğan Emrah, Ayakta Kal Yüreğim şarkısıyla 2022'ye hızlı bir giriş yaptı. Emrah yeni şarkı yapmış ve çok da güzel, çok özledik Emrah'ı. Vallahi Emrah benim çok eski arkadaşım ama Seren'in hani best buddy derler ya, best buddy'si. Ben Allah istiyorum Emrah'a. Çok ay istiyorum. Anacıyla hatta gelse. Ay yani, çok özledim Ayten onu teyze, da. Onu da ellerinden evet. Emrah'ın dönmesi gerekiyordu gerçekten. Çünkü Emrah gerçekten çok önemli bir değer. Evet, tabii ki. Ben onların İzmir fuarında böyle halk konserleri oluyor. Bir Emrah'tır. Bak bir de Ferdi Tayfur. Bu ikisinin konserlerinin ne, nasıl bir doluluk oldu, nasıl bir anormal bir doluluk olduğu ve o kızları falan gerçekten Emrah, yani Emrah'ın kilo alması, şimdi bazıları takılıyorsunuz falan ama küstürmeyin ne, bu kilo insanları. Mu almış ki? Yok bence vermiş de. Aynen. İyi gördüm. Çok spor yapan bir çocuk normalde. İyi gördüm. Ama işte evliliği. Eşiyle beraber çocuk mi?
Biliyor musunuz? Onlar bir ara bir boşanıyorlardı falan ama sonra toparladılar galiba. Bazen olabilir öyle. Olabiliyor. Yol kazaları. Ama Emrah'ın tekrardan dönmesi, ikimiz de aynı anda dönüyor olmuş olmamız da çok manidar ve çok mutlu oldum. Çünkü uzun seneler beraber çalıştık. Dizilerimiz beraber var, filmlerimiz var. Ama Emrah zaten münferit, tek başına da bir dev yani. Tek kişilik bir orkestra çocuk. Gerçekten çok önemli bir ses ve yorum. Çok mutlu oldum Emrah senin şarkını da bir bakalım mı nasıl bir şarkı yapmış? Açalım sesi. Merak ettim şarkıyı. Ama farkında mısınız? Bir tane iyi hareket gerisini getirtiyor. Tabii ki. Pat diye Mahsun mesela ya da pat diye Özcan, pat diye birilerinin dönmesi. Kesinlikle. Eski değerlerin de birden ne oluyor ya? Dışarıdakiler fasafiso. Tabii biz ki varız diyorsun ya, ve zaten o bizim 90'lı değerler, yılların, o 2000'li yılların başı ve 90'lı evet yılların bu isimler, yani bizim olduğumuz dönemdeki hiçbir isimin geri bir daha doldurulamadı. Dolayısıyla tabii ki geri dönmek istememiz bugün hiçlikten. Çünkü başkalarını görseydik gerçekten bu işi lokomotif olarak götürebilen, hiç kimse geri dönmek istemezdi. Çünkü bize insanlar hep diyorlar ki geri dönün, sahneye çıkın, niye çıkmıyorsunuz? Bak hiç kimse yok. Hep bundan ve Emrah'ın da bu kararına inanılmaz sevindim. Mahsun'a ne kadar sevindiysem Emrah'a da sevindim. Hayırlısı olsun ve inşallah. Sahnelerde de görelim. Ve geri dönenlerin hepsi de şu anda full gidiyor. Tabii onu konuşurken maalesef altyazıyı gördüm şu anda. Serenay ve Umut ayrıldı. Ay. Haberi var. Hazır mı haber? Allah Allah. Ha, bu kadar. Bilgi şu an son dakika bilgi. Çift ayrıldı diye bir bilgi var ama daha dur, yeni yakalamıştık ya. Serenay'da zaten yeni yakalıyoruz. Yakalamamızın ikinci haftasında ayrılıyorlar. Bu Serenay'da ne var onu anlamıyorum ben. Bence. Yani acaba kim ayrıldı? Bilmiyorum. Şimdi ben ama dün ne düşündüm biliyor musunuz? Bence bir bilgi. Tuğba Büyüküstün, Serenay'la Umut'un haberleri çıktıktan sonra Murat Boz'la ortalığa çıktı. Çünkü orada da bir inat var. Biliyorsun en son Umut'la beraberdi. Tuğba. Tuğba. Bunların haberleri çıktı. Birdenbire Murat ve Boz'la ve bence de Tuğba en güzel giden ilişkisi bence Umut ve Tuğba'nınkiydi. Yani kimin? Umut'un olan ilişkilerinin en güzeli bence Tuğba ile olandı. Bence çok uzun sürmedi Tuğba ile olan ilişkisi. Peki neye hava yaptı? Ne oldu? Şöyle söyleyelim. Tuğba takılı kalmış olabilir. Hmm. Umut'ta. Yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen çifti, Aşıklar Şehri Paris dönüşü birlikteliğini sonlandırdılar. Ama böyledir. Arkadaşınla ya seyahate gideceksin ya bir şey vardır ya. Tabii. Orada tanırsın birbirini. Ya tatilde değil mi? Aynen. İşte ben Serenay'la alakalı bir sorun olduğunu düşünüyorum. Çünkü Serenay'ın ilişkileri çok uzun sürmüyor. Yani Cem Yılmaz'la sence da. Sence Umut'la ilgili bir sorun yok mudur? Ama Umut'unkiler yani sürüyor. Evet de Umut hep yani Serenay'la Cem Yılmaz başladı. Aman 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 bir sürü yani tantala çıktı. Orada yazık de harcandı. Neydi bizim kız? Haber spikeri. Ama hayır, Umut'unki de 1, 2, 3, 5, 7. Umut erkek. Yani hani. Defne Umut Samyeli. Erkek. Defne Samyeli ile Cem Yılmaz beraberken birdenbire Serenay ile beraber oldu. Biz de zannettik ki aman bu Serenay ile bayağı hayatın aşkını buldu. Bunlar bu sefer ayrılmazlar. Bak işte. Çünkü biz Serenay'a çok fazla anlam yüklüyoruz belki de. Biz çok beğeniyoruz göre ve bir de çok beğeniyoruz ve klas buluyoruz ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? Aa, beni şu anda acayip uyandırdınız mevzuya. Bu Serenay sürekli Defne'nin birlikte olduklarına yanaşıyor. Kimle? Oldu canım, hiç inkar da etmesinler. Kimle oldu ki? Tabii. Gizlediler onlar. Gizledi mi? Gizledi mi gizlediler? Bana da söyleseniz ben de bilsem. Defne dedim ya. Defne kimle oldu onunla? Umut'la. Başka? Sonra da Cem Defne'yle olduktan sonra Serenay oldu. Serenay sürekli diyorum Defne'den sonra. Takip ediyor Serenay, Defne'yi diyor o da. Defne ile Umut beraber mi oldu? Bilmiyorum. Oldu. Ben oldu. Bilmiyorum. Onun mekanında yakalamış arabada falan. Onun mekanında çıktı. Onun mekanında çıktı. Efsane mi artık bilmiyorum, öyle bir şey var. Öpüşürlerken polis yakalamış falan filan diye. Bana bak. Ben şok. Tabii. Öyle bir şey çıktı ama Defne ondan büyük ama değil mi? Umut'tan büyük olması lazım.
Bir arkadaşımız polis memuruyla konuştu. Tekne yıkılıyor. Ne istediği tabii, kadar hayır, büyük yani olsun. Şey yani. Olarak sadece beyin hepsini fırtınası yapar. Bana göre. Tabii yani sürekli şöyle herhalde. Oluyor. Yani Defne önü açıyor. Serenay arkadan devam ediyor. Genelde böyle oluyor. Bu işte oluyor. Umut'a yarıyor. Yani, şimdi yakın çevresinde 3 ay içerisinde. Umut'un yerinde olmak vardı. Hadi be. Tabii. Şimdi şöyle yakın çevresine çok kısa bir süre içerisinde evleneceklerini, nikah masasına oturacaklarını söyledi. Yani söyleyen çift nazara mı geldi? Bir ayrılık biz söz konusu. Biz bile düşünüyorduk vallahi. Valla ben Selen evlenirler diye evet. düşünüyordum açıkçası. Ya bu ayrılık kısa sürer. Ben öyle söyleyeyim. Barışırlar. Barışırlar. Bence. Hatta daha fırtınalı ben, dönebilirler. Öyle mi? Eğer ki ayrılmışlarsa barışacaklarını düşünmüyorum. Aa! Niye ya? Evet, enteresan bir his ama düşünmüyorum. Ya bazen ayrılık haberleri de doğru çıkmıyor. Ha işte o yüzden onu, işte, bekleyelim bakalım yani. Senin saçının mı? Rengi çok güzel olduğunu biliyor musun? Ben saçımı kızıl yaptım. Bak gerçekten şey filmleri olur ya. Evet, Rita Hayworth gibi. Öyle mi? Yoksa hani katil kız. Ne katil I know what you did last summer diye oradaki katil kız ama benzedim bilmiyorum olmuş. Ama. Hayır hayır vampir filmleri olur ya kız gündüzleri çok güzeldir geceleri vampire dönüşür. O güzel güzelliği. Bunu da işimi ağzımdan aldı. Onu Tohma'ya sormak lazım. Gerçi o da geceleri ben görmüyorum ama o. Şok açıklama. Stüdyoda şok açıklama. Son dakikalar diye. Evet. Efendim dakikalar sonra Okan Karacan burada olacak ve Okan Karacan'a her şeyi soracağız. Her şey. Siz de sormamızı istediğiniz şeyler varsa Arto Dalga'ya yazabilirsiniz. Kime yazsınlar? Arto Dalga. Evet, Arto Dalga. Solmaz en altı Instagram adresimiz. Ve tabii ki devam ediyoruz. Kıvanç'la Başak gözden uzak. Ya çok. Metropol'den uzak. Evlatlarını karnında orada büyütüyorlar. Nazar değecek diye korkuyorum. Bu kadar... Bir erkek bu kadar mı sorumluluk alıp maşallah, maşallah. Kadınını bu kadar mı onure edip her şeyi bırakıp Bodrum'a yok, en Kıvanç. Köşede kenarda harika bir aile dostlarıyla hayvanları birlikte, düşünerek karısını düşünerek her gün çok önemli faaliyetler. İnsan nasıl gıpta edip nasıl özeniyor biliyor musunuz? Allah bozmasın tabii. Evet, yani ay, nazarlarımız ben... tabii ki gelmez ona. Çünkü hep güzel kalpten bakıyoruz. Aynen. Ama şöyle söyleyeyim. Bu Kıvanç'ın bu yakışıklılığınla, evet, bu şöhretinle, ya, bu parasıyla, yani bu kadar yani... şımarmayıp aileye, karısına bu kadar değer vermesi, her şeyin üstünde karısını tutması. O yüzden bu çocuk her zaman zirvede olacak. Çünkü i̇nşallah Allah ona, öyledir. Ama bu böyle. Yani o kadar hakkaniyetli bir çocuk ki. İnşallah dediğin gibi ve dediğimiz karısını gibidir. Karısını yücelttikçe, yükselttikçe, ona bu konforu sağladıkça onu saydırttı. Onu sevdirtti. Kesinlikle. Anladın mı? Hiç kimseye izin vermedi, ezdirmedi bir gün bile. Vallahi Kıvanç'cığım yani bizi seyrediyorsa senin alnından öperim bir kardeş gibi gerçekten o kadar seviyorum seni. O kadar kutluyorum seni. Ne güzel, ne yüce gönüllü bir çocuksun. Masa olarak seviyoruz hakikaten. Yani, vallahi çok tatlısın. Bir kere zaten bizim çok yakışıklı aktörlerimizden birinin olmasının yanı sıra bir de eşliği, şimdi babalığı muazzam. Adam. Yani gerçekten adam mahlasını direkt söyleyebileceğimiz bir isim oldu Kıvanç Tatlıtuğ. Mutluluklar diliyoruz. Kız da çok tatlı. Evet. Kız da çok hanımefendi. Tabii ki. Yani. Ay Allah sizin nazarlardan korusun. Amin. Aynen. Yani hakikaten, hakikaten bir şey gerçekten paylaşırken insan imtina eder yani değil mi? Çok nazar zaten alacak. Bir insan saygıyı da kendi oluşturur. Kendi aynen. inşa eder. Başak da demek ki çok... Saygın bir kız ve saygıya, sevgiye çok. Layık bir kız. Ne ama güzel. Ama birçok kadın sevgiye, saygıya layık da işte erkek onun değerini bilemedikten tabii. sonra, bildirtmedikten sonra inan hiçbir önemi kalmıyor yani. Acun Ilıcalı'yı geçelim. Acun Ilıcalı bir yemekteydi. Gününü gün ediyor hayatım. NBA basketbolcularımızla önce maçı izledi sonra yemek yedi. Ömer ve Furkan'la değil mi? O fotoğrafı verir. Muhtemelen verir. Miami'deler. Hiç beğenenler olmuştur çocukları. Var ya, belki beğenenler olmuştur diye hani ama gerçekten çok başarılı. Hangisi başarılı? Başarılı ne demek? Ama onlar başarılı zaten. Başarılı evet, ama NBA'de oynadıklarına göre. Çok, öndeki mi arkadaki mi? Ben, bence daha başarılı. Oradakini ortadakini geçin. Bence en başarılı ortadaki. Ama dünya ahiret bacımız. Bence, onu geç. Ama bence en öndeki başarılı. Seren hangi açıdan başarıyı konuşuyor onu bilmiyorum. Bence yani performansı daha şey. Ne performansı hanımefendi? İnşallah Mustafa Tohum'a izlemiyordur yani bu programı. Onu da izlesin. Sonuçta NBA'de oynuyorlar. Nereye izlemeyecek yani? Allah Allah. Ayrıca da ben bir sanatçı olarak bir sporcuyu beğenemez miyim? Yani takdir hele edemez basketçiyse. Miyim? Allah Allah. Yani ne takdir edemez. Hele basketçiyse. Tamam. Alalım ekrandan sevgiler.
Ele basketçiyse diyorum. Allah Allah. Onu da beğendiği aktrisler var söylüyor. Herhalde canım Allah Allah. Kim mesela? Bırak. Söylüyor yani. Magazin masasındasın şu anda. Herhalde keseceğiz seni şu anda. Yani sonuç, magazinin gerçek masası diye. Peki yani. Şimdi Acun Ilıcalı ile başka haber var. Bak çocukları gördük aklımız şey oldu. Dur. Ay, Acun konuşuyor. Ne konuşuyoruz Acun Allah? Önemli bir haber. Söyle. Acun Ilıcalı'nın Survivor Panorama programına kim sunucu oldu? Şeyma'nın ablası. Çok fazla eleştiri harika aldı galiba değil mi? Acun'un harika bir çevresi var gerçekten. Yani bu kadar büyük bir iş adamı olsan ondan sonra çevresi bu kadar. Mustafa Tohum'dan mesaj geldi. Mustafa Tohum ayrıldı benden şu anda. Tohum'cum sen bunları doğrusuna görme biliyorsun. Biz gayet medeni fikirlerini söyleyen insanlarız yani. Şimdi bir kere... Nasıl Arda Turan gitti İspanya gibi bir takımda oynadı. Onun takım arkadaşları dünyadaki mesela en popüler yani en ünlü kadınlarla falan beraberdi. Arkadaş çevresi. Ama kendi yine olmadığı bir şey. Ama Arda yine buradaki yani, arkadaşları, Mayran Bacı'daki arkadaşlarını getirdi. Ne oldu? Bak Arda eski Arda mı Arda da bitti. Yani şey olarak bitti. Yani eski... Süksesi var mı Arda'nın? Yok. Arda'mızı seviyoruz o ayrı. Seviyoruz. Başka Seren başka bir şey anlatmaya çalışıyor. Yani bazen kabuklarınızı kırmanız gerekiyor. Bazen bazı şeyleri yapmak için. Bulunduğunuz yerden ayrılmanız gerekiyor. Şimdi yani. Acun o kadar ya Acun'u çok seviyorum. Onu bil Acuncum. Seni gerçekten çok seviyorum. Sevdiğimiz çünkü için zaten ben Zeynep'i çok sevdiğim için aynen. Zeynep de seni her halükarda her şeye rağmen insan olarak da çok sevdiği için hep seni Zeynep'ten de dinlediğimden ben zaten seni çok seviyorum. Sakın yanlış anlama. Ama sen çok önemli bir kariyersin. Çok önemli bir hikayesin. Ama senin daha fazla ileriye gidip başarını perçinlemen için senin bu etrafından gerçekten yancı da olsa yani biliyoruz zaten çünkü senin şimdi kaliten de şey ne diye bunlar senin yancıların. Arkadaşız diye bunlar resim çektirip koyuyorlar ama senin arkadaşın olamazlar. Çünkü yanındaki çalışan insan senin arkadaşın nereden olacak ama ben sana diyorum ki bu da çok hata bir şey. Yani eski karının kız kardeşiyle yeni sevgilinle tatile gidiyorsun. Sırf ona bir favor olsun diye kanalında iş veriyorsun. Kanalında iş bulma kurumuna haber verelim. Senin bu bütün etrafındaki yancılara bir iş bulma kurumu bulsun. Sen niye bunları kanalında toparlıyorsun? Şimdi Kübra sanırım yazık günah yani. Şeyma'dan önce de sonra da yani Şeyma varken de vardı. Hele ekranlardaydı. Ama şimdi tabii Ayça varken hani şimdi sevgilisi varken ne ekranlarda yani bu kutu açmaya geldiği zaman Şeyma bu yarışmaya ondan önce yani, o kız televizyonlarda mıydı? Yani, yoktu, yok ama değil mi? Ne alakası hayır var? Ama sevgilisiyken vardı. Yani karısıyla da vardı. O zaman tamam da o zaman da ona zaten bir iyilik yaptı. Çalışıyor kız. Acun orayı Ali Baba'nın çiftliğine çevirdi. Orası bir çok iyi bir kanal. Sen bu kanalı çok zorluklarla markalaştırdın. Şimdi kameramanlıktan yani, gelip sen bunlara yardım etmek istiyorsan bir sürü kanal var uyduruktan gönder bunları yapsınlar. Oranın kalitesini düşürüyorsun gerçekten etrafında da. Ya sana yakışmıyor. Yani ben yakıştıramıyorum. Senin etrafın bunlar olmamalı yani. Yani ben kız arkadaşının yerinde olsam aslında şey düşünürüm yani. Demek ki aralarında hiçbir duygu yok. Bir de şimdi ya kızının de teyzesi de düşürüyorlar, ama. Rezil ama kızının ediyorlar. Teyzesi olduğunu düşünün bir de şimdi iş verdiği kişinin. Yani kızın da karaktersizliği. Yani hangi benim kızım? Ablamla evli olacak. Şimdi başka bir sevgilisi olacak. Ben de onunla beraber gezeceğim. He? Bak burada doğru söylüyor. Ben de. Burada şey değil mi? Burada menfaat değil mi olay? Tabii ki ya. O zaman menfaat olur ya yani. Ya ne menfaat? Kızın zaten ablası gitti başka tamam, ilişkileri de tamam. Baştan aşkım, başlattı. Başka bir şey bak. Şeyma'yı ne kadar sevmediğimi herkes biliyor. Ama sen şimdi Şeyma'nın kardeşisin. Sen de ayrıldın kocan gitti ayrıldınız. Sen şimdi eski kocanın sevgilisiyle olur musun bir kardeşi olarak? Ne münasebet ya? Şimdi benim ablamla ayrılmış. Acun'u seviyor gibi bakma. Acun'u biz de seviyoruz çünkü. Yani başka bir tablo. Bir araya gelir misin? Yani çok enteresan başka bir şey yani bu. Yani şimdi benim kardeşim ben kocamdan ayrılacağım. Kocamın eski kocamın sevgilisi benim kız kardeşim beraber yemeğe gidecek. Hem de ayrılma şeklin de öyle böyle değil. Hani bir sürü ayrılma şekli ne olursa olsun şiddetli de yani. Ya Kübra'nın tasarrufu tabii de Acun onun eş isteyen bir insanı kırmamış gibi teyzesi gibi düşünmeli sanırım. İşte ben de sana söylüyorum yani iş bulma kurumundan onlara başka iş bulsun. Çünkü onun kendi kanalına yakışmıyor. Kendisine yakışmıyor. Tabii çok onu konuşuldu anlatmaya. Bu konu herkes biz de konuştuk. Artık.
Evet, çok... Biliyorum çok yardımseversin. İyi olmasını istiyorsun herkesin ama senden götürüyor bunlar yani. Onu söyleyeyim. Yani o kız zaten yani Şeyma'nın zaten hani hiçbir aileye ve tabii bunlar aileye saygısı olan bir aile değil ki. Şeyma da olsun kız kardeşi. Kendi kız kardeşinin eski kocasının sevgilisiyle çıkıyor. Anladın mı? Olabilir mi böyle bir şey? Ama peki. Bunlar da aile mevhumu olmadığı için oluyor yani. Peki şimdi. Ya bu Seren ses biraz neydi? Daha... Senden bir ses çıktı. Neydi bu ses? Instagram'a çektim size. Çektiğin sesi niye biz burada duyduk şimdi? İşte duydunuz. Salaklığımdan olabilir. Arkadaşım teknolojiden bir evet, habersin. Telefonun evet, 30 bin lira. Biz seni duymak zorunda mıyız bu teknolojiyi? Allah'a şükür. Amerikanya'dan hediye Amerikanya'dan. Geldi. Amerikanya'dan. Peki. Şimdi devam edelim. Hakan Sabancı ve Dilara'yı bir doğum günü çıkışı gördük. Burada ne gördün? Var mı aşk yok mu? Muhabir Hakan'ın işini bozdu. Sonra bozdu. Sence işi. Var mıydı yok muydu? Var mı? Sanki yok gibi de geldi biliyor musun? Çok böyle ya da yok, araları geldiğinde. Niyet bozulmuştu da Muhabir bozdu işi. Bence bir süre takılıyordu Hakan. Bu ortaya çıkmasına şimdi iyice şey olacak. Çünkü şimdi. Tam kıza göre çünkü, çıktı. Hakan bunu böyle şey yapamaz. Sürdürmek yani. İstemeyecek. Hayır, sürdürmeyi seven bir çocuk değil Hakan zaten. Yani ondan ona falan bütün kızlarla da öyle. Dolayısıyla bence Hakan hiç bunu tamamen yani yanındaki bir kız, şahsiyetli bir kız, onurlu bir kız, beraberlik yaşayacağım da ben. Arkadaşım ya yanımda diyecek. Bana öyle bana söyleyecek. Bana diyecek ki aynen. Yanımda öyle bir aşk yok falan filan derim. Bana bir bak derim orada kendine gel derim. Bir daha ben o kızın yerinde olsam zaten bununla bir daha görüşürüm. Ama belki çok daha şey aşamasında olabilirler yok, mi? Yok bayağıdır görüşüyorlar. Bence birazdır gitti ama hani beraberiz deyip bunu şey yapmak, resmileştirmek istemedi ya Hakan. Zaten bence resmi bir beraberlik yoktur burada da. İşte siz, yani millet... Standby ilişki böyle on and off burada herhalde. Burada zaten soru sorduktan sonraki cevapla artık hiçbir şey olamaması. Ama çocuk çok kaliteli, çok Hakan kibar. Hakan çok tatlı bir çocuktur, çok iyi bir çocuktur. Muhabirlere de çok güzel davranıyor. Ama seçimleri abisi gibi değil mesela. Yani mesela tabii bunların da şeyi de çok zor. Çok kaliteli bir anne. Çok güzel bir anne. Şimdi düşünsene yani... Baba çok başarılı tabii, bir iş adamı. Yani çocuk, yani Ömer Hakan biraz daha çok böyle şey Ömer. Tipleri seviyor. Yani genel olarak. Abisi de kaliteye çok önem veriyor. Hakan evet. Vermiyor. Hakan, ama Hakan daha yani. Çıtır. Peki ben merak ediyorum sayıda. Bu Hakan'ı kim yola getirecek? Hangi kız? Serenay Sarıkaya. Serenay hiç şey değil, kalemi değil. Bence... Umut deliriyor şu an sana. Bence Hakan'ın biraz daha zamanı var. Var mı? Bence var. Böyle çıtır mıtır diyorsun da Hakan da 30'a geldi be. Evet ya. Çıtır mıtırlığı da yok ya. Arkasından onu düşündüm Dilara biliyor musun? Biliyorsun normalde kendinden kaç yaş aynen. Küçüklerle birlikte İşte onun için oldu. Dedim. Hakan ona uygun. Çok biraz bebek daha yüzlü. Genç, bekar biraz daha ne yapacak bu saatte evlenip biraz daha hayatını yaşasın bence. Sen beğenir yani. Miydin böyle bir çocuğu? Ben Hakan'ı çok severim zaten. Hayır, beğenmek anlamında. Beğenirsin Hakan. Ha, beğenir misin? Beğenir, her türlü sen beğenir misin? Ya çekim çocuk değil. Tabii. Yok, hayır ya, zaten. Beğenirsin de yani. Çok bebeksi ya. Yani tercih eder misin bu kadar çapkınlık varken o konuşulur. Ya belki şimdi... Son durak bende olacak Hakan son durak deyip tercihi tabii ki edersin koca bir Sabancı ailesini yani. Ha. Çok güzel yani bir duygu. Şunu düşünebilirsin yani eğer realite olarak bakarsan yani bundan sana bir şey olmaz bilirsen mesela ha. Cem Yılmaz'dan sana bir şey olmaz. Cem Yılmaz'ın ancak bir macerası olarak kalırsa. Hayır acaba dedim zenginden mi bir şey olmaz diyeceksin yok, yoksa popülerite ve kazanovalıktan mı? Kişiliğinden. Kendi konumunu ha. Düşünürsün karşısındakinin konumunu düşünürsün olabilir testine bakarsın anladın mı? Çünkü bazı, burada bir Yasemin Özilhan olayı var diye söyleyecektim de o yüzden. Çok istisna. O çok kül kedisi. Evet. Çok istisna. Değil mi? O çok kül kedisi. Çok hoşuma gidiyor. Ama mesela. Ben kız kendini o role çok güzel oturttu. Bak, benim için önemli olan benle o. Benle birlikte. Sanki o aileden yetişmiş gibi. O tekrar üniversiteye gitti. Kız. İşte, ben okurken o da oradaydı. Kız. Tabii. Sırf bu aile yani. İçin yetiştirmek. Derken... Ben de okudum ya. Sonradan. Evet. Aa. Tabii. Ne okudu? Business okudu galiba. Evet. Business okudu galiba. O kız da okudu. Yani sırf onun için okuttular biliyorsun. Okudu yani. Hani kendisi
Bravo yani. Çok bayır yani. Zaten ben çok çok tatlı bir kız. Kız zaten oyuncuydu yani. Bir şey, bir kötü de bir geçmişi de yoktu hiç. Kızın ayrıca da yani. Çok ama süper. Gayet. Bak mesela Sibel Can da. Çok güzel bir kedisi tasvir. O. Tamamen kül kedisi. Evet. Sibel peki. Can da mesela. Bir roman kızı Sibel Can. Adı en güzeldi. Yani dünyanın en güzel vücuduna sahip. Ben onu çünkü yakından gördüğüm için. En güzeldi adı. Fakat Sibel'in asaletini birçok aileden asil olan birçok hani olduğunu düşündüğümüz kişiler yok onun evet asaleti. Ya bir tek gün bir küfür, bir kötü yok, bir yok. Söz duydun mu kızdan? Çok sakin. Yani hiç. Onun da hamurunda varmış o asaleti. Evet yani. Abi neler yaptılar ona? Neler yaptılar? Var. Evet, neler yaptılar? Evet. Ve hiç kibarlığını hiçbir zaman bozmadı. Bozmadı değil mi? Hiçbir zaman. Hiç bozmadı ya. Peki. Bravo. Hakikaten Sibel doğru söylüyorsun. Aleyna kimle yemekte? Kendiyle. Aleyna paylaşım yapmış kendimle yemekte. Aleyna'yı nasıl buluyorsun? Son zamanlarda iyice delirdi. Aleyna'yı yani Aleyna'nın sadece şarkı söylerken gözümde büyüyor. Evet ya. O şarkı söylemeyi bırakıp konuştuğu anda deli gibi bir görüyorum. Birçoğu öyle değil mi maalesef zaten ama? Yok yok Aleyna. Böyle Aysel Gürel'in genç kızlığı yani. Gibi biraz. Yani kendini hiç normal Aysel'in tabii Aysel çok donanımlı falan bir kadındı. Sakın ona o anlamda mukayese tabii. Etmiyorum da her iki deli doluluklarından Yıldız Silbek evet. Mesela formu evet. Var. O yüzden bak o çok dikkatli olması lazım. Ama onun. Şarkı söylediğinde mesela o geçen gün verdik ya şarkıyı söyledi. Nasıl büyüyor değil mi? Bütün kötü şeylerini geçtim biliyor musun? Evet, unuttum evet, birden. Evet bazen de şarkı söyleyince devleşme. Orada kalmak lazım değil mi? Evet ya. Şimdi biliyorsun nasıl Uzi de ona ben kimsenin sevgilisi değilim deyip yolu verince kendiyle yemeğe çıkmış aynen. Artık yalnızlığına. Kim ben kimsenin sevgilisi değilim. Uzi dedi ya. Rapçinin kardeşim helikopter. Uzi. Yani evet tek başına kızı en sonunda bu hale getirdiniz. Yani. Bence o karşısındaki biraz sonra o servis dolacak orada. O servisleri kaldırmayı, bardakları kaldırmayı. Evet. Hani herkes yaptığı için aynen. Onu yemiyoruz. Ama bence Aleyna'nın kesinlikle bir takviye alması gerekiyor. Kesinlikle. Doktor olarak, psikolog olarak, psikiyatr olarak. Bu delilik bir takviye alırsa, yani. Hani bu deli olmak demek diye bir yanlış algılanıyor bizim ülkemizde. Herhalde. Amerika'da herkes işinden çıkıyor. Aynen akşamüstü psikoloğuna muhakkak ve bu kadar yani. Gençsen. Evet. Bu kadar genç, bu kadar aynen. Genç şöhreti en üst basamaklarına çıkmışsan mutlaka takviye alırsan süper olur. Aynen. İnan çok daha gelişirsin ve çok daha iyileşirsin. Oo. Şimdi elime geldi son dakika bilgisi geldi artık mi? Hürriyet manşetten girmiş. Biz de verelim. Aşıklar şehri uğursuz geldi diyor. Serenay Sarıkaya ve Umut Emirgen çifti sürpriz bir şekilde ayrılık yaşadı. Ve altın. Aslında arkadaşça başlamışlardı diyor. Bu başka bir ayrılık. Evet, onu vermeyelim. Başka yakın zamanda birlikteliklerini açıklayan Serenay Sarıkaya ve Umut Emirgen çiftinin yolları ayrıldığı kesinlikle artık öğrenildi ve Paris dönüşü birlikteliklerini sonlandırdılar. Demek ki senin söylediğin şey doğru olabilir mi? Tabii, tatilde kesinlikle. Tanırsın falan diye. Kesinlikle. İlk ya, tatildi bu. Belki kızımız çok şeyler istedi. Yok yok. Bence mesaj. Ya. Mesaj yakaladı bence. Umut'un telefonunda mesaj yakaladı. Ya, başka oyuncu kaldı mı Umut'ta? Çünkü yurt dışında olabilecek olan tüm ihtimalleri düşünüyorum. İki kişi gitmişsin. Ya ailesi maalesef salça olması lazım. Öyle bir şey yok. Yok. Huzur bozmak. Kimler yok. Huzur bozmak ister? Çünkü Serenay'ın annesi de. Rahatsızlığı vardı ya biliyorsun. Serenay'ın annesi de onları şey, düşünüyorum. Klasik İkincisi de telefon. Ama şimdi, çocuğun beni araması lazım senin dediğin bu hikayeye göre. Senin araması lazım değil mi? Niye burada sen anlamadın. Evet, hadi bakalım. Neyse. Yani dolayısıyla. Düzelir demem lazımdı benim. Düzelir kapatsan. Uzun lafın kısası dışarıdan bir etkenin. Bunlar yurt dışındalar. Yurt dışında durup dururken niye kavga edecekler? Mutlaka dış etken. Dış etken de ne olacak? Telefonla gelen sen bir şey. Sen de diyorsun ki dünkü Murat Boz ve Tuğba Büyüküstün görüntüleri belki bir mesaja yol açmış olabilir mi? İzleyelim bakalım ne oldu bu fotoğraflar. Olabilir. Buyurun. Aşk iddiası. Aslı Enver'in eski sevgilisi Murat Boz ve Onur Saylak'la 6 yıl evlilik yaşadıktan sonra ayrılan Tuba Büyüküstün arasında neler oluyor? İzleyelim.
ikili herkesten gizli bir şekilde aşk mı yaşıyor? Bu iddialar magazin gündemini resmen salladı. Çiftin hayranları Boz ve Büyüküstün için hangi yorumları yaptı? Ortaya çıkan hangi fotoğraf sonrası aşk iddiaları alevlendi? Şimdi geliyoruz detaylara. Yalanladılar hem de defalarca. Hem Murat Boz. Acelen var çocuklar, kusura bakmayın. Tuğba Hanım'la da aşk iddiaları çıktı. Bir doğruluk payı var mı? Arkadaşlar dizi çekiyoruz. Ama hem de Tuğba Büyüküstün. Herkesle çıkıyor. Öyle bir durum değil mi diyorsun? Hayır değil. Birçok kez yazıldı. Birçok kez pek çok şey yazıldı arkadaşlar bunları yani. Fakat bu gözler daha önce birlikte bir projede oynayıp daha sonra aşk yaşayan çok çift gördü. En yakın zamandaki örnekse Hande Erçel ve Kerem Bürsin oldu. Canlı Yaman'la Demet Özden'in Duran adam çok iyi ya. Peki. Onlar da bize bir gönderme yapmışlar. Çok teşekkür yapmışlar. Ediyoruz onlara. Çok tatlısınız. Çok tatlısınız. İkilinin aşk yaşadığı haberlerini geçtiğimiz yıl ilk olarak söylemezsem olmaz diyormuştu. Ünlü çift çok dirense de eninde sonunda itiraf etmek zorunda kalmışlardı. İlk birbirimizi tanıma aşamasında da çok yakın arkadaş olunca o kimya bir kere tutunca işte partnerlik ilişkisinde her zaman o daha çok daha önemli, çok daha kıymetli oluyor. Dizi aşkı gerçek olmuş. Aşk Maldivler'de belgelenmişti. Magazin tarihinde bunun gibi birçok örnek varken ikilinin aşk yaşama ihtimali de epey bir yüksek gözüküyor. Çiftin cephesinde geçtiğimiz gün bomba bir gelişme yaşandı. Dizi ekibinin yediği bir yemekte Murat Boz ve Tuğba Büyüküstün'ün samimiyeti ve Murat Boz'un Tuğba Büyüküstün'e olan bakışı olay oldu. Murat Bey, o ne bakış? Murat Boz'un bu bakışlarına kim hayranları kesinlikle ilişki yaşıyorlar derken kim hayranları da Murat Boz'un Tuğba Büyüküstün'e boş olmadığını ancak Büyüküstün'ün iki çocuk sahibi olması sebebiyle ilişki düşünmediğini iddia ediyor. Masamızdaki aşk kadınına dönmek istiyorum. Bunların arasında bir aşk var mı? Var. Ya. Var. Var mı? Bence var. Murat Boz'la Tuğba Büyüküstün'ü bence var yani. Bence aşk yaşıyor da olabilirler. Ben Murat Boz'u yani çok böyle erkek gibi görmüyorum biliyor musun Murat Boz'u? Bismillahirrahmanirrahim. Hayır yani ne bileyim. Yok yok. Çocuk. Ya bir şey demek istemiyorum. Şey olarak. Bir çocuk. Anlıyorum sen ne demek istediğini ama öyle de değil. Aslında... Sen Aslı Enver ilişkisinde çok güzel eksi puan aldı ya duruşuyla. Aslı Enver'e haksızlık yaptı. İlk önce bir ayrıldı. İnsanlar çok tepki gösterdi. Onu kullandığını düşündü. Bu sefer o tepkilerden dolayı tepkiler azalsın diye tekrardan barıştı falan. Birazcık Aslı Enver'i üzdü. O da düzgün bir kız olduğu için ona olan böyle sempatimizi biraz eksiltti. Sen aslında bence bununla ilgili bunu söylüyorsun. Ya da böyle, sert gelmiyor bana, mu? Evet bir kere zaten hani böyle erkek erkek gelmiyor. Maço değil. Ama erkek erkek böyle... gibi olanlar da erkek gibi hareket etmedikleri onlar çok oluyor. Onlar da o role giriyorlar. O role girip de yani neredeyse... Ben her şeyini çok saman altı yürüttüğüne inanıyorum. Ama bu çok Murat tehlikeli Boz'un. Bir şey. Yani kadını saklayıp, ilişkiyi saklayıp... Her şeyi saklayan insanı ben de hiç sevmiyorum. Yani bana çok saman altı geliyor. Çok böyle ya, su kurnazı gibi geliyor. Ama bir yani. Erkek sevdiği kadını saklamaz. Saklamaz. Sakladıklarını sevmiyordur. Ara sıra ona böyle ağzına bal şey yapmak, çalmak için böyle iki tane uyduruktan paylaşır arada böyle. Şey gibi eserin ayarladığı şeyler. Ben gibi. Hiçbir erkeğin bir kadını, hayatındaki kadını saklayacağını düşünmüyorum sevdikten peki biz niye bu ilişkide? Sevmemiştir şimdiye kadar zaten olanları saklamıştır. Zaten bir kadın olarak yani, ne hakaret yani. Hani, ama hayır şöyle yani gitmeyeceğini düşündüğü için veya... Şimdilik yara bandı olarak şimdi bunu kabul edelim. Erkekte de var, bu kadında da var. Aynen öyle, kesinlikle. Yani yara bandı, yapılacak başka bir şey yok. Yani gidecek, onun evinde kalacak veyahut da o şu anda onun ruhunu dinleyecek. O seni seviyordur, o sana iyi geliyordur. Birisini bir yara bandı bulursun büyük ilişkilerden sonra. Ama elinden tutup çıkartmadığın kadını bir erkek asla sevmiyordur. Ben inanmıyorum. Saklıyorsa da sevmiyordur. Ondan emin değildir. Yani evet, çünkü doğru. Bence doğru. Kendinden emin değildir. Her ya an gidebilir. Işte. Her an o zemin kaygandır. Aslında bu daha doğru biliyor musun? Kendinden emin olmadı. Yani emin değil yani. Aslında sevmiyor yani içsel olarak ama şimdi olsa da iyi olur. Ama diğer dıştan gelen şeylerle açık olalım. Ne geldi biliyor musun olalım. Aklıma öyle deyince? Önder Öztaran.
nasıl pat diye açıklamayı yaptı. Çat diye çıktı. Aferin demek ki. Evet. Ama ilk görüşte o dedi. O kendinden emin. Tabii. Aslı hiçbir şey söylemedi ama. Aslı Enver daha bir şey söylemedi. Önder... Çünkü Önder'den emin olmayabilir. Bir şey, işte bak mesela yani. Önder bir şey söyledi ya, itici gelmedi bana. Evet. Halbuki Aslı'dır ünlü olan ya. Sahip çıktı. Gibi. Aslı'ya da böyle kol kanat geldi. Aslı da ona itiraz etmedi. Böyle teslim olmuş. İlişki böyle yürür ya. Göreceğiz evet. Ama bundan sonrasını Önder'den. Aynen. Yani şimdi ben seviyorum bir adamın her konuda sevdiği kadına sahiplenmesini. Ya. Adam olmak onu gerektiriyor zaten. Yani erkeği kadından ayıran ne bir etek giymiyorlar yani. Ya. O yüzden de hani ben veyahut da ağızdan çıkan sözdür mesela bir erkeği. Bir kadın belki sözünde duramayabilir ama bir erkeğin sözünde durmaması bana göre etek giyse rezillik. Daha iyi yani. Aynen. Bana göre etek giyse daha iyi. Peki. O yüzden de hani seviyorum ben böyle. Kol kanat gelen erkekleri, işte, sahip çıkan erkekleri. Murat da işte onu demek istedi. Ama Murat tamam, ilişkide anlıyorum. Adam da yani anlıyorum. Herkese de elinden çıkıp uzun belki yolu anlıyorum. Tabii ki o da sonuçta Murat Boz yani belki o da. Belki de Tuğba istemiyordur. Niye öyle düşündük ama bilmiyorum. Peki şimdi ayrılık kesinleşti. Maalesef Oğuzhan Koç ve... ben Serenay'ı söyleyeceğim mi sandınız? Evet. Hayır. Yani o kadar hayır, diyeceğim. De... Yeter abarttın artık. Ayrılık sanki çok önemli. Dünya sonu yani. Ama bu da başka bir bomba Oğuzhan tabii. Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılık kesinleşti. Fotoğraflar komple silindi ve herkes birbirini takipten çıktı. Geçtiğimiz yılın ilk aşkıydı. Evet ayrıldık. Ya bunu burada böyle söylesek çok saçma olmaz. Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç birlikteliği seneyi devriyesini göremeden sona erdi. Teşekkür ederim. Yolunda her şey ama bir hafta sonra yine böyle bir haber çıkacak ve biz yine yolunda olduğunu söyleyeceğiz. Ama bu şöyle bir şey, evlerine kadar böyle devam ediyor biliyorsunuz. Evlendikten sonra ayırmaya çalışıyoruz. Doğru. Doğru. Bak ben bunu bilerek sana söylemedim çünkü yani bu geleneğe budur diye. Seni söylemem çok iyi oldu. Çıktıkları Paris tatili sonrası ilişkileri yara alan ikili birlikteliklerini kurtaramadı. Ayrılığı kafasına koyan Demet Özdemir, Oğuzhan olan tüm fotoğraflarını silerek aşklarına son noktayı koydu. Demet'in flaş hamlesinden sonra Oğuzhan da önce fotoğrafları sildi. Ardından Demet'i takipten çıkıp misliyle karşılık verdi. Haberlerin duyulmasından sonra Demet'i ayrılık ateşi sardı. Önce yeni partneri Şükrü Özyıldız'la samimi pozlar vererek nispet paylaşımları yapan Demet, dün de soğuk havaya rağmen mini şortuyla pozlarını paylaştı. Sosyal medya alev aldı. Demet Özdemir'in paylaşımları yaşadığı ilişkinin hatıraların yok saydığı yönünde yorumlara sebep olurken Oğuzhan'sa ayrılığı olgunlukla karşıladığını gösteren vakur tavırlarına devam ediyor. Dün Sarıyer diye bir mekanda yemek yiyen Oğuzhan Koç mekan çıkışı ayrılık sorularından kaçmak için ilginç bir yol seçti. Görüntü vermemek için mekanın otopark girişini başka bir araçla kapattı. Amacına ulaşan Oğuzhan aracıyla mekandan ayrıldı. Şimdi Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ayrılığı... Ben ya. Beğeniyordum. Çok yani güldürme beni. Gerçekten beğeniyordum. Fakat yürümedi. Yani... ne yani? Hayır. Beğeniyordum diyorum. Beğenmiyor zannediyorsun. Başka bir şey soracağım. Mesajı biliyorum ben bu arada. Ha, şimdi şöyle söyleyelim. Oğuzhan Koç, ben Cuma günü... Hayır. Bak Arto. Yani. Hep Arto yapıyor gerçekten. Ay siz yani ben Oğuz'u çok seviyorum Oğuzhan'ı. Siz çok haksızlık ettiniz geçenlerde Oğuzhan'ı. Hayır. Haksızlığı bu arada Arto ile sen yaptın. Ama böyle bir şey görmedim. Tabii. O çocuğa haksızlık bir dakika. Yaptınız. Sesi yani güzel çocuk... dedik mi? Dedik. Zaten besteleri güzel evet, dedik mi? Evet. Duruşu güzel dedik mi? Dedik. Sadece ne dedik? Jüride olmaz dedik. Jüride olmuyor. Hani birbirlerine yaramıyor dedik. Ya ben bizi izlediğimde sanki böyle Demet Özdemir böyle dünyanın en büyük starıymış da Oğuzhan sanki yerlerde sürünüyormuş gibi bir yorum yapmışız. Ben ona üzüldüm. Aslında, biz öyle aslında ya, bence öyle görünüyor. Aslında bizim düşüncemiz öyle değil. Yani ya, Oğuzhan iyi çocuk be. Tabii ki iyi çocuk. Yani değerini bilemedik onu, çocuğum. Onu söyleyelim. Oğuzhan, bence bir güzel bir ilişkiler. Canım, sen bak bu magazin programı. Haber programı değil ya. Bu kadar her şeyi ciddiye alma. Biz, ya biz kendimizi kesiyoruz. Biz kendi arkadaşlarımız. O beni kesiyor. O beni kesiyor. Ben onu kesiyorum. Tabii.
Yani burası şey, magazin masası. Birbirimize nazımız geçiyor ama yani. Ben özellikle annesinin kalbini kırdığımızı düşünüyorum. O yüzden kusura bakma, annesine söylüyorum. Allah ama Allah. Biz yani gerçekten hani niye burada kırdın? Magazin yapıyoruz ve bu ilişkide de nasıl söyleyeyim? Espri de yapıyoruz. Esprili yani. De başladı ya hani. Yani onlar da öyle. Her şeyi çok ciddi almayın. Ama orada aslında oluyor. Annesinin kalbini kırmadın. Sen onu kırmak istemedin mi? Sen söyledin yani. Burada ama niye öyle söylendi? Niye söylendi? Ama genel çünkü, onu söyledim genel. Dayım kalkıp gideceğim yemin ederim. Yani niye öyle söylendi? Reklamlardan çünkü... sonra söyle. Niye öyle söylendi reklamlar? Buyurun reklamlar. Ve Okan Karacan stüdyomuza geldi. Hoş geldin. İyi gör valla maşallah süper gördük. Teşekkür ederim. Bayıldım valla. Süper gözüküyorsun. Evet. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. Vallahi çok hoş oldu. Gönlünün güzelliği. Çetin Alp vardı. Çetin Alp. Ona evet. Benzemişsin. Ben evet Çetin abi çok severim. Operayı söyleyebilirsin. Başlayabilirsin. Nereden aklına geldi? Ben hep çok severim biliyor musun? Ama çok önemli bir eylesin. Çok önemli bir adamdı kaç yani. Kaç dilde şarkı söyler. Tabii ki. Şaka bir yana çok iyi olmuşsun. Ben seni sağ ol, kilo verince olmadı gibi gelmişti. Olmuşsun biliyor musun? Evet. Ama şimdi peki komedyenlerde yani sen de bir tabii komik bir adamsın aynı sağ zamanda. Teşekkür ederim. Peki bu kilo falan gidince hafif yakışıklılaşmaya başlayınca o komiklik gitmiyor mu? Öyle bir kaygın olmadı mı? Birçok komedyen oldu. Ya da öyle oldu. Bir eleştiri geldi mi ya da öyle bir şey söyleyen oldu mu? Ya şimdi tabii birazcık seyirciye bunu sormak lazım. Yani izleyicinin buradaki reaksiyonu çok önemli. Bazıları diyorlar ki bence sağlıklı olman çok güzel, seni böyle her halinde seviyoruz. Bazısı diyor ki o halin daha sempatikti diyor. Yani, Arto Dalga yazın. Biraz... Arto Dalga yazın ya bana. Ya hoşlaşmışsın ya. Evet. Sağ ol canım teşekkür ederim. İşte iyi olmuşsun. Ya. Evliyim biliyorsun. Eski arkadaşlar birbirine yürüyor. Abi, bu benim kardeşim ya. Yani şey senin kafanı kırarım. Bir şey söyleyeceğim sana. Şimdi ben dünyanın en hoş adamı olsa evli olan adama bakar mıyım acaba? Asla. Bu bir. Eşine buradan Selen sevgiler, Hanım, saygılar canım benim. Bir yanlış olursa bana söyle kafasını kırarız. İki. Aynen. Kaç yıldır Zeynepciğim. Evlisin? Ben 7 yıldır evliyim. Peki aldattın mı eşini kilo verdikten sonra? Öyle bir haberler falan çıktı değil mi? Ya da ayrılıyor musun? Şimdi güzel bir yerden başladınız. Ben normalde sizin yaptığınız işe son derece saygım var. Sen ben, bunu mecbur ettin ama şu an. Ben 27 senedir bu camianın içerisindeyim. Sizi de çok seviyorum. Sağ ol. Bu işleri yapan herkese de saygım, sevgim sonsuz. Ben bir saniye. Evime... Okan lütfen bütün cevaplarını şunu izledikten sonra ver. Çok güzel şey söyleyecektin. Bölmek istemiyorum. Yeter hazır çünkü. Nasıl istiyorsunuz? Tamam. Ekran açısından parlak geçen 90'ların sonlarına doğru yıldızı parladı. Kabına sığmayan, sivri dilli ve hazır cevap bir figür çizdiği mizah şovlarıyla Mehmet Ali Erbil, Cem Özer, Beyaz, Okan Bayülgen, Süheyl Behzat ve Yılmaz Erdoğan gibi televizyon komedyenler arasında yerini aldı. 2000'li yıllara geldiğimizde televizyonculuğun yanı sıra radyoculuk ve oyunculuk yaparak kariyerini sürdürdü. Bu süreçte magaziner bir kimlikle kazanan ünlü şovmen, açıklamaları ve çalkantıda özel hayatıyla bazen iyi, bazen kötü olaylarla adını söz ettirdi. Onlardan ilki şüphesiz Karaca'nın yasaklı madde operasyonunda gözaltına alınması oldu. 2007 yılında jandarmanın düzenlediği operasyonda Okan Karacan film setinde gözaltına alındı. Yasaklı madde kullanmak ve kullanmasını teşvik etmek suçlarından yargılanan Karacan, yasaklı madde kullandığını reddederken Onur Kırıcı bulduğu bu dava sonucunda 2010 yılında beraat etti. Yasaklı madde suçundan yargılanması devam ederken Okan Karacan'ın başı bu kez polisle belaya girdi. Alkol araç kullanırken yakalanan Karacan, akıllara kazınan bir olaya imza attı. Polislere zorluk çıkaran ünlü şovmen Yakapaşa gözaltına alındı. Arda arda yaşadığı skandallardan sonra gözlerden uzaklaşan Karacan aldığı radikal kararla yeniden sahneye çıktı. 2014 yılında eşi Zeynep Kadıoğlu ile dünya evine girdi. Hala evliliği devam eden Karacan'ın Arican ve Ayşenaz isimli iki çocuğu oldu. Ardından fazla kilosuyla tanınan Karacan 2017 yılında mide küçültme ameliyatı oldu. Ameliyat sonrası bir yılda 80 kilo verdi ve yeni görünümüyle karşımıza çıktı. Pandemi sürecinde de adını sıkça duyduk Okan Karacan'ın. Covid'e yakalanan ünlü şovmen durumu ağırlaşınca yoğun bakıma alınmış, 10 günlük zorlu tedavinin ardından hayata tutunmuştu. Sağlık sorunlarıyla mücadele eden Karacan yazın yeniden eski günlerini aratmayan bir haberle gündeme geldi. Bir restoranda çalışan kadın garson ünlü şovmenden taciz iddiasıyla şikayetçi oldu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Karacan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken hakkında soruşturma başlatıldı. Benim gibi düzgün bir adam, aile örf ve adetlerine saygın bir adam, hiç olmayacak dosyalarla ismi yan yana geliyor.
Şimdi stüdyo konuğumuz olan Okan Karacan saklı madde kullandı mı? Garson kadını taciz etti mi? Taciz iddialarına eşi ve ailesinin tepkisi ne oldu? Örnek olması gereken ünlü bir ismin bu tür olaylarla gündeme gelmesini doğru buluyor mu? Sorularını açık açık cevaplayacak. Okan Karacan, tabii bunlar böyle çok VTR hazırlanır. Seni anlatmakla bitmez hikayelerin var. Şimdi senin tabii sorusu havada kalmasın. Evliliğinle alakalı bir şey sordu. Evet, yani bir karından boşanıyorsun falan gibi de haberler çıktı. Var mı öyle bir şey, yok mu? Nedir? Şimdi tabii bir kere hayatım böyle gözler önüne serdiniz böyle kısacık bir sürede ama onların hepsi hani 2006'dan buraya gel 2022 çarpı 365 yani aradaki tarih. Ağlayayım mı güleyim mi bilemedim. Yani biraz duygulandım. Önce çok teşekkür ediyorum. Çok güzel derlemiş arkadaşlar. Film şeridi gibi derler ya. Hı hı. Sana da sorun için teşekkür ederim. Ben aslında bu tür programlarda bakın saygı duyuyorum, tamam mı? Lütfen beni yanlış anlamayın. Sizleri tenzih ediyorum. Çok davet aldım. İşte anlat, konuş, söyle. Ben hiç bu konularla ilgili hiçbir yerde konuşmadım. Sadece işimi yaptım. Başka hiçbir şey yapmadım. Çünkü çok değerli abilerim bana dediler ki insanın işidir aynası. Git dediler, işini yapmaya devam et. Hı hı. Bu konularla ilgili konuşma. Geçen gün siz çok başarılı arkadaşlarsınız ama sizin başarınızla beraber Bilal de çok başarılı. Zaten tabii zaman zaman dile getiriyorsunuz. Bilal'le telefonla konuşuyorduk. Bu cinsel taciz olayında da beni ilk o aradı. Dedi ki Okan gel konuşalım. Hani şudur budur falan nereden gibi. Nereden çıktı böyle şey? Anlatacağım. Şimdi dedi ki telefonda geçen gün ya Okan boşanıyormuşsun. Dedim burada bir dur. Bu senin kırmızı çizgin oldu galiba. Bak bana... Ben bu camianın içerisinde 27 senemi verdim. Bana istediğiniz her şeyi söyleyebilirsiniz. Ben futbolcu gibiyim. Futbolcu da maça çıkıyor. Ne ailesi kalıyor, ne osu kalıyor, ne sülalesi kalıyor. Adam dönüyor gidiyor. Benim bir sürü futbolcu arkadaşım var. Bu konuda ben... samimi... Her şeyi aynen, sorabilirsin aynen, dedi. Aynen. Doğru şimdi, söylüyor. Bak bir, benim karıma, eşime, canıma... Çoluğuma, çocuğuma ve anneme. Biz konservatif bir aileyiz. Benim çok fazla akrabam yok. Böyle küçük bir aileyiz. Eğer birisi kalkıp da bu ülke sınırları ve ülkenin dışında eğer olumsuz herhangi bir şey söylerse, haksız değil isek ama, haksız değilsek beni karşısında bulur. Ben karımdan hiçbir şekilde hiçbir zaman ne ayrıldım ne bununla ilgili bir sorun yaşadım. Biz kapımızı kapatırız. Her zaman böyle. Yıla bakarsanız ben 2014-2015'te evlenmişim. Evet. 2006-2007 yasaklı madde tabii operasyonu. Ha, kızı zor aldık. Ben istemeye gidecektim. Sorun oldu. İnternet diye bir şey var. Girdiler aynen, baktılar. Ondan sonra böyle adama kız verilir mi falan demiş kayınpederim. Ellerinden öpüyorum canım babam. Seni çok seviyorum canım annem. Kimseyi üzmeye gelmedim bugün. Bugün gerçeklerle yüzleşmeye geldim. Aferin sana ama bak tüylerim diken diken oldu. Ben buradan herkese sesleniyorum. 27 senedir Okan Karacan sana soruyorum. Sen benim sabah programıma geldin mi? Evet. Herhangi bir sorun yaşadın mı? Hiçbir zaman. Yok yanında ya, Aslı Oma vardı, beraber şarkılar söyledik. Sen geldin mi albüm çıkardığın zaman tabii benim sabah programıma? Yerlerde kimse, yuvarlandık mı beraber canım, eğlendik ilgili mi? Kimsenin... Seninle beraber iş yaptık mı? Benim sana herhangi bir borcum, alacağım, vereceğim var mı? Asla. Heh. Gece yarına kadar çalıştık. Allah razı olsun. Zeynepciğim de oradaydı. Şanssızlıklar niye seni buldu? Şimdi ben film setindeyim. 2006-2007. İlk oradan dosyayı açalım. Çılgın Dershane'nin ikincisini çekiyoruz. Evet. Eğer şu anda Faruk Aksoy beni izliyorsa Allah onu bütün güzellikleri, iyilikleri nasip etsin. Vefalı olan hiç kimseyi unutmuyorum ama 3-5 kişi var. Hayatımdan kesinlikle sildim. Hı. Hiçbir zaman da affetmem onları. Onları söyleyeyim. Faruk Aksoy, Fatih Aksoy'un kardeşi. Evet. Fetih 1453'ü, evet. Şahan'ın ilk iki filmini ondan sonra hayatımıza katan, tabii, çılgın dershaneleri sokan tabii, çok önemli bir yapımcı, yönetmendir. Ben film setindeyim. O gece de çok eğlendik. Sabaha karşı kalktık, bir baktık böyle şeydeyiz, Ava'da jandarma geliyor. Ya dedim dün gece çok gürültü yaptık herhalde. Bunlar dedim bize bir sorun oldu. Biri şikayet etti falan diyorum. Okan Zeki Karacan, bu da çok konuşuldu. Benim göbek adım var. Evet, ikinci adım Zeki. Girin her yere bakın. Dedim hayırdır? Dosyada gizlilik kararı var. Ya dedim ki dosyada gizlilik kararı var da niye alıyorsunuz? Hani yıllarca kamera şakası çektim. Acaba dedim şaka mı yapıyorlar? Bir de kostümdeyim. Saçım yana doğru taralı. Gözlük var. Mayo falan var. Ayağımda terlik. Aldılar beni, getirdiler Şile jandarma karakoluna. Evet. Hala dosyada gizlilik kararı var. O zamanki komutan bir resim çekebilir miyiz? Tamam dedim, çektik. Kalktık geldik Beylikdüzü'ne. Oradan? Evet. Evet. Dediler ki bir ifadeni alacağız, ondan sonra serbestsin. Ya herkese soruyorum nedir falan diyorum. Yok diyorlar. İçeri girdim. Peki ondan suçun sonra... muhatabı sen olunca
sana söylenmek zorunda değil. Dosyada gizlilik kararı varsa sevgili Arto, eğer o soruşturmayı kim yürütüyorsa o soruşturmayla ilgili herhangi bir şey yapılmadığı zaman, ifade verilmediği zaman hiçbir şey öğrenemiyorsun. Evet, ifade gittim ve neden suçlandın? Beni aldılar, direkt içeriye girdim. İçeriye direkt. Dediler ki seni gözaltına alıyoruz. Niye ya, hayırdır dedim. Öyle dediler. Dosya kalabalık. Allah. Benim dosyamda 24 kişi vardı. Benimle beraber. Ve özel bir dosya olduğu için de 4 gün, yani ifadeler uzun süreceği için perşembe yasaklı maddeyle ilgili. Kimler mi vardı? Bir tek ben vardım. 23 kimse ünlü yoktu. Ha. Bir de 23 tane hiç tanımadım. Ama başka işlere karışmış maalesef. Ha. Allah gecinden versin. Birçoğu tahliye oldu vesaire. Duruşma devam. Üye olmak bu işleri azmettirmek. Yani ben o 24 kişiyi ben yapmışım. Saçlar ne başı sen misin? Evet benim. Benim benmişim ifadesi de, ama yanlış bir şey olmasın. Benim deme. Benim olduğum benmişim iddiasıyla. İddiasıyla. Ya yani neyse, ne çok takılmayalım. Çünkü berat edip bitmiş. Ha, çok şükür olsun. Ben peki içeride şimdi iyi dinle yani. Seren. Çıktım ondan sonra dediler ki sağlık kontrolüne götüreceğiz. Hala bilmiyorum bu arada, böyle bakıyorum. Abi ben ne yaptım, niye buradayım diyorum. Allah söylemiyorlar. Allah. Koydular beni arabaya. Gittim bir baktım çıkışta bayram yeri gibi. Bütün muhabirler orada. Abi işte böyle böyle yapmışsın, ne diyorsun? Ya ne korkunç. Biliyorsunuz değil mi? Yıkıldım kaldım. Yıkıldım. Sen bilmiyorsun, onlar biliyor. Evet, içeri girdim. İçeri girdim. Serum taktılar. Dediler ki sakin ol. İşte yani böyle bir şey olamaz falan filan. Beni sakinleştiler içeri. Bu sefer 4 gün orada kaldım. Tahmin ediyorsun dedi. Sosyalleştik. Asker yardımcı oldu. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Operasyonu yapan arkadaş geldi. Hani gizli olduğu için isimlerini vermeye gerek yok. Devletin sonuçta şeyi. Ama dediler ki Okan, kimse zaten bu işe inanmaz ama senin bir tane kontrolü kullandığın bir telefon hattın vardı. Hatırlar mısın? Yüklemedin çıkmış. İşte Yasin bilmem ne diye adam bu hattı kullanmış, bu işleri yapmış. Biz de işte senin de ifadeni almak istedik. Hikaye bu. Şimdi bir bakın, insanın hayatını Seren, nasıl mahvediyorlar? Bu. Bak, insanın hayatını basın nasıl... Bak. 20 yılda yargılanmışım. Ondan sonra efendime söyleyeyim, içmişim, içmemişim. Ya bir de böyle herkese böyle bir acama mı yaptılar Türkiye'de? Tabii yapıyorlar. Kaç tane belediye festivali kaybettim. Ey eski belediye başkanları. Ya. Kaç tane organizatör. İçtin ettin, yaptın ettin keşke diye. Keşke dava açsaydın. Ya ne dava açacaksın? Biz eğitimli, biz eğitimli, kendini bilen... Ondan sonra 50 yıldır aynı muhitte, semtte oturan düzgün insanlarız yani kardeşim. Yani sen başkası senin telefon numaranı kullandı diye alıkonulduğun bir davada sanki yasaklı madde ticareti yapıp bir de onun çetesini kurup bir de örgütün başında olmak gibi bir saçmalıkla devamı da var. Bak bu kız yani, bak bu kız yargıyı iyi bilen birisi. Bak şimdi iyi dinle. Ondan sonra geldim, savcı ifademi verdim. Savcı dedi ki bir daha dedi sakın dedi bu isimlerle yan yana gelme. Davam devam edecek. Davada gider dedi, derdini anlatırsın. Beni arka kapıdan serbest bıraktılar. Hı. Bakın burası sağ önemli. Olsun. Burası çok önemli. Çıkıp konuşma dediler bana. Arka kapıdan çık evine git dediler. Hı. Konuşursan daha kötü olur dediler. Tarkan mesela bunu iyi yaptı. Çıktı jipin üstünden böyle el salladı. Herkese öpücük attı. Dışarıdayım bebeğim falan yaptı. Bana hiçbir şey yaptırmadılar. Kuzu gibi evime gittim. Ondan sonra Faruk abi aradım. Ha. Faruk Aksoy'u. Abi istiyorsan dedim beni filmden çıkar, gençlik filmi. Olur mu oğlum dedi. Allah bize bravo daha kötü şeyler vermesin dedi. Aferin Faruk Aksoy ya, bravo, ne diyebilirim ya? Tebrik bana ederim. Ne dedi biliyor tebrik musunuz? Ediyoruz. Hüngür hüngür ağladım setin içinde. Allah dedi insanlara dedi böyle dedi kanser veriyor, beyin tümörü veriyor, onu veriyor, bunu veriyor. Oğlum dedi geldi geçti dedi. Arkadaşlarımı topladı. Alp Kırşan'ı, Berksan'ı, ondan sonra Simge Tertemiz'i, Duygu Çetinkaya'yı, herkesi. Böyle çıkardı beni yukarıya. Arkadaşınız geri döndü, alkışlayın bakayım onu dedi. Ay, o gece de bana çok güzel bir gece düzenledi. Aferin adam, ama görüyorsun bazıları biliyorsun hemen. Ve beni motive etti. Ve biz o işle Çılgın Dersler'in en büyük gişesini yaptık. Öyle mi? O, evet. Çok şükür. 1,5 milyon. İki Çılgın Dersler'in Çılgın Dersler'in iki. Üçte güzel de dörtte de bak, seti bana bıraktı. Nasıl yapışıyor görüyor musun? Evet. Bak, yapar şimdi, değil mi? Yani nasıl şimdi sen anlatmasan ben gerçekten senin böyle bir şeyin içerisine karıştığını ama sonunda da suçsuz olduğunu bir şey anladım. İki tane düşünüyorum. İçiyormuşum ediyormuşum. İşte. Ben şeker hastasıyım, şeker. Hı. Obezite hastasıyım. Al içenleri görüyoruz.
Hangisi hayatta? Konuşturmayın beni. Bir de hangisi? Hangisi hayatta? Bir de hapiste oluyorlar. Hangisi yani. Hayatta? Seren söyler misin? Siz bu işi biliyorsunuz. Hı hı. Ha? Yasaklı madde diyelim. Yasaklı madde evet. Her neyse. Evet. Alkolle bağımlıymışım da alkolmüşüm de kafam güzelmiş de şöyleymiş de böyleymiş de. Ayrıca ben bana verildiği ya, televizyonda mı? Hangi işe geç gitmişim? Ben bana verildiği işte hangisinde reyting alamamışım? Ben hangi işte kötü sunuculuk yapmışım? Ben hangi programa TRT'ye Türkiye Radyo Televizyon Üst Kurumu Sabah programında ilk defa ölçüme girdim. Ben onları ilk yüze soktum. Özelden yetiştim. Gel. Hikayesinden. Yasaklı bu madde. Yasaklı madde hikayesinden sonra TRT'de görev verdiler bana. Bravo. Ben sabah programı yaptım. Niçin sabah programından linç edildim? Neden? O polisler nerede? Hiç sordunuz mu? Neden o musallatı beni peşime takmışlar? Niçin o videoda bağırıyorum? Evdeydim diyorum. Deniz kurtarın beni. Ne alkolü? Orada ne trafikten mı? Dur. TRT'de sunucuyum. Eve git diyorlar. Niye eve gideyim diyorum. Ankara'dayım. Tatile git diyorlar bana ya. İsim sormayın söyleyemem. Tamam. Gittik. Evime geldim oturuyorum. Kapıcı işte apartman görevlisi o zaman Talat. İn aşağı polisler seni çağırıyor. Ayağımda terlik ya. Neden kapıda sessiz kaldım? Biliyorsun kapıda sessiz kaldım ya o hikayeden dolayı. Bu sefer sesimi çıkarayım. Belki kurtulurum dedim. Başbakanıma sesleniyorum. İçişleri Bakanı'na sesleniyorum dedim. Z kuşağı dalga geçti. Ayten anne ha kafası güzel falan diye. Oğuzhan Koç skecimi yaptı BKM. Güldüler. Bak Oğuzhan Koç deyince de... Bak o arkadaşlar evet. Ben Ankara'dayken seviyor turne Oğuzhan. Yapıyorlardı. Çok güzel hareketler bunlar. Evet. Abi 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 diye peşimdelerdi. Ben onların otelde bütün hayatlarını kurtarıyordum. Öyle bir skeç yapınca çok alındım. Hmm. Çok üzüldüm. Sokağa çıkıyorum herkes gülüyor. Ayten anne hadi. Peki bu kadar masumsun. Bir nasıl dakika, böyle bir şey oluyor? Bir dakika anlatacağım. Lütfen Arto çok haklısın. Haklısın sorunu sorabilirsin. Ara ara bakma, çok soralım istiyoruz. Sor lütfen çocuk da dolu. Evet tabii, kusura dinleyelim. Bakmayın doğru, özür doğru. Diliyorum. Belki hani kontrolümü de kaybetmek istiyorum ama yani. Bunları güzel güzel anlatmak istiyorum. Çok yahu yıllarca bir kere kilodan dolayı bir sürü iş kaçırdım. Türkiye'de öyle bir durum var. Allah rahmet eylesin benim bir tane rakibim vardı. Gani Gani rahmet eylesin. Ona da çok üzülüyorum. Vatan şaşmaz. Vatanla bizim çok güzel bir diyalogumuz vardı. Benim çok iyi kulis arkadaşım. Biz sayısal geceyi sunduk sevgili izleyenler TRT'de. Yıllarca aynı kulisi paylaştık. Ama o bir bonttu. O bir yakışıklı bir arkadaşımızdı. Ben de deformeydim. Ben ona Koran Abay derdim. O da bana Erkan Yolaş derdi. Öyle takılırdık birbirimize. Kaybettim ya. Ya benim şeyim var ya. Şehidim var yani kendi sektörümde. Defne de öyle. Defne Joy. Kaç hı. taneyiz biz yani? Ah, bize haklı. Vatandaşın sahip çıkması lazım. Çok haklı. Ama işte bunlar, bu magazinler, bu haberlerin yanlış yansıması. Aynen. Gelelim senin soruna. Bir tane Allah'ın kulu ya dosya devam ediyor. Bu mahkeme devam ediyor. Bunun sonucu ne demiyor? Gözaltına alınan adam Türkiye'de suçlu. Ben çıktım. Konuş bakayım dedi hakim Seren. Onurum çok kırıldı dedim. Bana ne dedi biliyor musun? Arkadakiler onursuz mu dedi. Adamlar suç işlemiş. Onursuz mu? Niye efendim dedim. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Herkes gelir ifade verir dedi. Sen misin onurlu dedi. Hmm. Git bir de kilo ver dedi bana. Ağır ceza hakimi. O zaman DGM vardı Beşiktaş'ta. Şimdi yok evet. Ya. Özür dilerim efendim dedim. Ben artık son derece bilinçli, akıllı bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım. Gerçekten. Sen DGM'de söylüyorum. Mi yargılandın? Evet. O zaman vardı. Tabii o zaman. Sonra ben oradan beraat ettim. 44-22. Bu içicilik hikayesi var ya. Evet. O alt mahkemeye gidiyor. Onunla ilgili de oraya raporlarını beyan ediyorsun. Yok saçın, yok oyun, yok tabii, kanın, tabii, yok buyun. Tabii tabii tabii. Aslan gibi anlı açık bir delikanlıyım. Ve beraat ettin. Beraat aynen yani öyle. Bu dava gelelim polis kapandı, tartışmasına. Tahliyeyim. Ben TRT'de çok başarılıydım hanımefendi. Evet. Reytingleri kırıyordum. Ama o zamanki yönetim öyle söyleyelim. O zamanki konjüktör öyle diyelim. Nasıl kandırıldık? Biz de onda rende olduk. Hmm. O polis arkadaşlarımın hiçbiri Türkiye Cumhuriyeti'nde değil. O dosyadan da beraat etti Okan Karacan. Çünkü polislere hakaret etmedim ben. Ama 7 bin lira, 8 bin lira tarihi ceza yedim. Ey haber kanalları, altta altyazı yaptınız. Türkiye'nin rekor trafik cezası diye. İki kere Südge'ye gittim. Sürücü geliştirme kursuna. Yıllarca ehliyetsiz araba kullandırttılar bana. Alkol almayan adama. Benim o akşamki polislerim trafik polisi değil. Bilal getir görüntüleri. Toplum polisi.
Trafik polisine trafik cezası keser. Karakola götürdüler beni. Karakolda cezalarımı kestiler. Seninle uğraşan bir ne diyorsun Serap? Şimdi onu soracaktım. Ne diyorsun? Nasıl uğraşılmış ya? Bu anormal bir şey ya. Anormal bir şey tabii. Ne bunun altındaki bak, ne? Bak bakalım trafik polisi var mı? Bak bakalım. Peki soruyorum bunun size. Altındaki hayır, ne memur. O zaman? Yani senle... Merak ediyor musun Artur'cum? Evet, ben ediyorum. Çok merak ettim. Sanırım. Bülent Arınç'a gittim. Evet. Hazır mısın? Sayın Bakanım dedim. TRT sizden sorumlu dedim. Bunlar böyle böyle oldu efendim dedim. Neden oldu dedim. Bir bildiğiniz var mı dedim. Ben çok üzgünüm Sayın Bakanım dedim. Elinizi öpeyim dedim. Siz benim büyüğümsünüz. Benim bir yanlışım mı var dedim. Trafik cezaları ile ilgili yapılandırma çıkacak. Sen onu bekle eğer şeyin maddi sıkışıklığın varsa dedi. Arkasını döndü gitti. Yüzü burada. Allah Allah. Peki, garip senin... şeyler gelmiş başına çocuğum ben, ya. Ben herkese saygılıyım. Bütün siyasilere saygılıyım. Devletime, bayrağıma, herkese saygılıyım. Toplum bana benden bir şey isterse, görevim varsa o görevleri yerine getiririm. Şimdi gelelim o gece bu olaylar oldu, o polisler kayboldu. Evet. Tabii bu olay olduktan sonra ne yapalım dediler. Ben dedim ki ne yapalım? Hani düşünsenize Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun adamı gece evet. polislerle itiş kakış. Ayten anne öyle oldu böyle oldu. Hı. Bir tanesi de TRT'ye magazin programı yapan arkadaş o Deniz. Beni çekiyor. Sen şimdi bu akşam başına bir şey gelse Beyaz TV'de seni çekip burada yayınlar mı Bilal? Daha neler? Gördün mü? O Deniz o Deniz işte. Deniz yardım et diyorum. Ah sen kendi muhabirini görüyorsun orada çalıştığın arkadaşını. Yani evet. aynı kanalda çalıştığın arkadaşını görüyorsun. O yüzden seni çekiyor mu? Evet. Benim ortağım girin arama motoruna yazın. Emrah Sağlam. Aynı sene öldü trafik kazasında. Bir saniye. Hadi bakalım. Şu dediği görüntüyü bir izleyebilir miyiz? İzleyin. Deniz diye bağırdığı görüntüyü. Buyurun. Verelim. Şey yaptınız mı? Tamam üstüne işte, ama size bitmiyor. İşlem yapıyorlar işlem. Bakın ne yapıyorsunuz? Bakın görüyor musunuz? Polis bana zor kullanıyor. Lütfen. Polis bana zor kullanıyor. Biz size bekleyin. Lütfen. Beni bırakın. Sakin ol. Beni bırakın. Beni bırakın. Bağırmayın. Beni bırakın. Bağırmayın. Ya lütfen bırakın beni ya. İfade kimseye yanılamıyor. Bir dakika zor kullanmaz. Neden oldu? Kardeşim arabaya. Deniz ne alkol var. Tamam. İstemiyor. Tamam bakın, aldık istemedi. Bakın şimdi. Orada o zamanki başka bir kanalın da muhabiri var. Halit Aydıngöz. Tamam. Tamam mı? Halit bu olaydan sonra dedi ki ben seninle helalleşmek istiyorum. Ben dedim sana hakkımı helal etmiyorum kardeşim. Yıllar sonra. Aynen öyle. Hmm. Helal etmiyorum kardeşim dedim ya. Niçin yaptın böyle bir şeyde senin benim gibi bir adamı alıp ya arkadaşlar ne yapıyorsunuz falan deyip bunun böyle yansımaması lazım. Ana haberlere servis edilmemesi lazım. Oy, sabah haberleri, ana haberleri başka bir şey yokmuş gibi memleketin meselesi oldu. Bir de, sonra da diyorlar ki işte senin de kafam da bilmem ne. Benim kafam güzel falan değil kardeşim. Burada sarhoş falan da değilim. Bir dakika. Ne alakası hani var? Güzel de olabilir de. Hani ya o kimseyi yani, ilgilendirmez. Problem ne biliyor musun? Teşekkür ederim. Yani. Allah senden razı olsun. Hayır. Sonunda bir davanın sonucunda suçlu bulunur. O zaman o muameleyi yaparsan o haberi de yaparsın. Bizim memleketteki ya herkese ne ceza yazılıyorsa aynı ceza siz yazılır. Siz daha yargılanma yapılmadan yargılanmış ve şey kararını vermiş bir şekilde yazıyorsunuz. Her ifadeye gidene yok yasaklı madde. Yani peki, herkese şey hepimize yapılmadı bu bundan yapıldı Selam, yani. Bu görüntülerden sonra 6-7 sene polislerle ilişkim nasıl olmuştur sence? Berbat. Adamın beni çevirmeyeceği varsa çevirdi biliyor Tabii. musun? Yıllarca bir de bunlarla uğraştık. Bir de trafik polisi olmayan birine ceza kesildi. Tepkililer beni görüyorlar. Hep tepkililer böyle. Acaba mı? İşlerine ne alakası var kardeşim? Bayağı önce polisler Türkiye'de değil dedin. Bu arada evet ne değiller. Ne demek istedim? Yani anlayan anlar. Ben bu siyasi olaylara karışmıyorum. Evet Amerika'dalar, sağdalar, soldalar. Tamam mı? İyi açık açık konuşalım. FETÖ denen musibet beni de vurdu geçti gitti. Hmm. Peki seninle ne alakaları olabilir? Hayatım mesela? TRT'desin. Aydın bir adamsın. Tamam mı? Türkiye'de iyi işler yapıyorsun. Ondan sonra bir şeye mensup değilsin. Devletine, ve başarılısın. Devletine faydalısın. Ben Şeker Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda TRT'nin... Ölçümdeki TRT'nin Tolga'da o zaman komedi dükkanıyla beraber program yapıyorduk. Almadığı reytingi aldım. İlk üçe soktum. Neler geldi geçti biliyor musun? Ne kadar güzeldi. Orada raporu orada işte. Tamam, nerede şimdi? Güzel değil tabii. Güzel değil tabii. Olur mu? Devlete faydalı nerede bir şey oradaki yapıyor. Yöneticiler? Şu anda niye o insanlar yönetmiyor? Okan peki o süreçte çalışamadın da bunlar çalışamadın mı? Tabii ki çalışamadım. Ne yaptın hayatım? Nasıl, ya, nasıl olur mu böyle bir şey? Ben bir kere 6-7 ay eve kapandım Seren. Çok kilo aldım. Şişmişsin. Tabii ki şişerim. 160 kilo oldum. Peki bu olayda Alişan'la ne alakası? Gelelim Alişan'a. Alişan neden? Yani? Güzel kardeşim.
benim ustamdır, abimdir. Mehmet Ali Erbil. Çok severim. Evet. Allah sağlık saat versin. Arada amin. Görüşüyoruz. Amin. Öyle mi sevgiler? Evet. Kızı var. Sevgili Sezin. Tanıyorsun. Tabii. Çok tanıyorsun. Tanıyorsun. Çok asil bir kız. Sezin Erbil benim dünya ahiret kardeşim. Arkadaşım. Biz beraber büyüdük. Evet. Ankara'da Bilkent'te okulda okuyordu. Evet. Ben de söyleşilere gidiyordum. Evet. Görüşüyorduk, konuşuyorduk. Ya kardeşim, arkadaşım. Evet. Muhsin abla vesaire falan. Şu anda çok güzel bir evliliği var. Kızı var. Evet. Maşallah. Şimdi ben görünen tarafım, programlarda Buzlu Dans'ta yarışır, şarkı söylemek lazım da yarışır vesaire. Şovmen. Ama arka tarafta iyi bir beynimdir ben. Hmm. Bütün yapımcılar burada ne yapalım, ne edelim diye sorar. Nasıl bir espri yapalım diye sorar. Komedyen skeçleri yazarız. Aklı çalışan adamdır. Şimdi ben aynı zamanda yapımcılık da yapan bir adamım. Evet. Şarkı söylemek lazımın ikinci sezonunu yapıyoruz. Yapım ekibiyle beraberim. O gece de Hollanda'dan format sahibi adam geldi. Metin Özülkü'ye falan gittik. Ondan sonra o zaman magazin programı sunan Mert kardeşimiz var. Şimdi bir şey yapmıyor. Mert bana emanet. Nasıl biliyor musun Mert? Yanımda. Gittik, gece dışarı çıktık. Ben de onları kolluyorum. Bir yandan da Okan Baba derler. Öyle bir lakabım var. Okulda da öyleydi. Gece işler bitti. O dönem hani herkes çoluğa çocuğa karıştı. Alişan da sizinle bir gönül ilişkisi olmuştu. Hatırlar mısınız? Evet tabii. Tabii canım. Geçmiş dönem. Nişanlılar. Siz güzelsin. Evet, nişanlı olduğu için. Lütfen hani her iki tarafta. Aynen. Kimse alınmasın. Bak herkesi çok seviyorum. Tabii herkesin şu an çok mutlu bir evliliği var. Evet. Noktayı koyalım. Tabii. Çünkü bu da hep böyle yıllarca senin adamın geliyor falan diye. Alişan geliyor, yeğenleri geliyor falan gibi böyle abuk subuk esprilerin içinde kaldım. Bak şimdi. Ben dışarı çıkıyorum, evime gidiyorum. Benim magazinde çok böyle işim olmaz yani. Soru da sormazlar, etmezler falan. Muhabirlerden biri dedi ki ya böyle böyle ayrılmışlar dedi. Ondan sonra haberin var mı dedi. Oh dedim ya. Ben hani çekmiyor zannediyorum. Sohbet ediyoruz. Aa dedim iyi olmuş zaten dedim. Ben dedim onunla görüşüyorum falan filan diye bir espri yaptım yani. Kendi aramızda bir şey. Tamam mı? Sizinle alakalı. Arabama bindim gittim. Ben yattım. Ertesi gün radyo programına çıkacağım. Sabah bir kalktım. Türkiye'de olay oluyor. Çok. Okan Kırıcan yüzünden mi ayrıldılar? İnanamıyorum. Öyle mi söylüyorum? Öyle dedi falan diye. Şu anda hepsi evinde emekli bu arkadaşlar. Bu işleri karıştıranlar. O yüzden de bilen işinin başında. Kovuldular her yerden. Anladın sen değil mi? Sürünüyor şu anda. Sürünüyorlar. Allah daha da beter edecek inşallah. Nasıl istiyorsa Allah öyle yapsın. Ama Allah'a bırakıyorum. Ama bazen burada ağzımıza da sahip çıkmamız gerekmiyor mu? Ünlü birisi olarak. Yıllarca neler yaptın? Ama işte. Arto yapma gözünü seveyim ya. Ama bedelini ödüyoruz. Ya ne olursun Allah aşkına. Bir şey söyleyeceğim. Orada onu söylerler. Yaparlar. Ya bir şey söyleyeceğim. Sen güzel kardeşim. Sen kendini hafife alır. Çünkü ünlü bir adamsın. Bak Arto'cum ben 45 yaşındayım. Evet ama ünlü bir adamsın. Bu olay kaç senesinde oluyor? Ama o zaman da ünlü. O zaman daha da ünlüydü. Hayır şimdi çocuk muhabir ya sen de buna bir laf etmesin. Tabii. Onun gidip oraya onun o haberi yapmaması yakalamak. Mümkün bir şey değil demek istiyor. Pahalıya ödedim. Kabul ediyorum Arto haklı. Tamam. Evet. Haklı. Orada. Doğru söylüyorsun. Doğru. Çünkü bedelini ödüyoruz. Ya, ödedik. Allah kahretsin. Bak şimdi soruyoruz yani. Ne diyorsunuz? Alişan'a bak şimdi gaza getiriyorlar. İşte diyorlar böyle mi şöyle mi falan. Tabii olay da büyüyor. Hı-hı. Alişan da gergin o ara. Ama Alişan naif bir oğlan. Biz aynı okuldanız. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatuvardınız biz. O da ben de. Öyle mi? Tabii biz okul arkadaşız. Ben müzikoloji mezunuyum. Müzik bilimcisiyim ben. Biz öyle haybe yetişmedik. Türkiye'de böyle boş insanlar değil. Bizim söyleyebilecek bir sürü lafımız var. Biz donanımlı, iyi eğitimli insanlarız. Bizden faydalanın dostlar. Aranız mı bozuldu? Şimdi Alişan'ın akrabaları, kuzenleri, ekibi falan. Hı. İşte yok bir açıklama falan. Gene söylüyorum. Beni Mehmet Ali Erbil aradı. Ya oğlum dedi. Muhsin ablan dedi rahatsız olmuş. Ben biliyorsun dedi böyle şeylere çok şey yapmıyorum ama dedi. Lütfen çıkıp dedi güzelcene, kibarcana bir açıklama yaparsan çok mutlu oluruz dedi. Abi ne demek dedim ya. Ben dedim üzüldüm beni aramandan dolayı. Ellerinden öpüyorum abicim o benim kardeşim dedim. Çıktım açıklamayı yaptım ama tansiyon hiç düşmedi. Ta ki yukarıda bizi yaradan sen çok büyüksün ya Rabbim. Çok değerli bir iş adamı abimin oğlu evleniyor. Aradan yıllar geçti. Bülent abi selamlar. Okancım dedi kardeşin evleniyor falan filan. Biz de tabii organizasyon reklamcılık işleri yapıyoruz biliyorsunuz. Bir reklam ajansımız oyumuz buyumuz var. Okan'ım dedi bizim dedi tek bir isteğimiz var dedi. Düğünde dedi Alişan'ı istiyoruz. Abi dedim benden her şey iste onu isteme dedi. Nasıl arayacağız adamı tamam mı? Eyvah. Güldük. Ya dedi öyle şey olur mu dedi. Ben dedi sizi de bir kaynaştıracağım bir araya getireceğim dedi. Tamam abicim dedim. Ama dedim ben dedim yapmayalım. O zaman Cebrail Mungan'dan abimden bir ricada bulundum. Hiç adım geçmedi ama işi verdim. Demedim ben. İşte onu yapmayalım da şunu getirelim de şöyle olsun da böyle olsun da. Anlatabiliyorum değil mi ne demek istediğimi? Biz öyle insanlarız yani. Devrettin yani. Biz büyüklük de yapmıyorum. Hani ekmek verdik öyle oldu böyle oldu yukarıdan da konuşmuyorum. Çünkü Alişan benim dünya ahiret kardeşimdir. Eşi de çocukları da zaten zor bir dönemden geçiyor. Allah rahmet eylesin. Ben kardeşimi çok seviyordum.
Çok düzgün, çok naif, güler yüzlü kardeşinden bahsediyorum. Soylu olarak bitirdiniz mi? Ben bitirdim. Benim hiçbir derdim, sorunum yok. Gördüğümüz zaman da merhabalaşıyoruz. Zaten geçenlerde de görüntüler de var. Programına çağırdı. Gittim. Gayet güzel. Hiçbir sorun yok. Ama yıllarca insanların aklına böyle kazıdılar. Bir de beni kötü adam gösterdiler. İlişkiyi bozan adam. Ne alakası var kardeşim? Şey bittikten sonra söylediğim bir yorum zaten o. Abi ne arada alakası var yani? Evet. İtici. Şey hele bu ekşi sözlük var ya. O ekşi sözlük yazarlar. O ekşi yani, sözlük yani, herkes çekiyor ondan. Ben şimdi söylüyorum, biraz daha yazın da güleyim diye. Ha ha ha. Ne istiyorsanız yazın. Misliyle yazın. Ya sayfa sayfa yazın. Bu da kaşınıp kaşınıp ondan sonra diyor ki niye söylüyorlar? Ama hiç umurumda değil. Yani. Yani. Bu memlekette. Peki sen bu yaptılar, kargı bir şey söyle. Cinsel taciz ha. Oraya mı geldin? Bu garson kızı tacizde bulundun mu? Senin libidon biraz yüksek derler. Benim libidom çok yüksek. Evet. İnanılmaz yüksek. Belki Türkiye Cumhuriyeti'ndeki en yüksek libidolu adamla oturuyorsun. Ama spor yapıyorum. Ha. Çok böyle kendini spor ediyorum. Böyle mi törpülüyorsun? Ya ben bir kere bir şey söyleyeceğim. Doktora gittim, tamam mı? Ben tescilli hiperaktif hastasıyım. Raporum var. Belli. Hiperaktif bir insan 12 yaşında keşfedilmesi gerekiyorken ben 45 yaşında keşfettim. Ay o gülün biraz. Biraz kötü olmuş bu geçen yıllara. Evet, çünkü ben konservatuvara gideceğim dedim. Benim babam sanayiciydi. Makine kalıp imalatçısıydı. Çocuğu psikoloğa götürelim dedi anneme. Beni desteklemedi. Aslında baban doğru babam bulmuş. Babam elektrik elektronik mühendisi olmamı istiyordu. Doğru bulmuş da beni hiç istemedi ki yani, sanatmış, medyaymış bilmem. Oğlum hep o yıllarda hiç olsun. Hiçbirimizin altın bileziğin olsun istemedi o yıllarda. Sonra dedi ki işte okulu bitir dedi. İngilizceyi iyi öğren dedi. Geçenlerde biriyle de konuştum, ona ne güldüm ya. Ya Türkiye'de diyor İngilizce sunum yapacak adam yok dedi. Güldüm yani. Sen dedim bizden o zaman teklif almadın. Yani güzel. Çok komik ya Seren. Peki vallahi bir şey söyleyeceğim. Buyur. Sen bu kadar donanımlı, çok da güzel konuşan. Allah razı olsun. Bile demedim bak, bu kadar 2 saattir konuşuyorsun, ona dikkat ediyorum. Evet, okuyorum çünkü. Hitabetinde çok güzel, evet. Konuşma şeyinde kültürlü, altyapısı olan bir Allah çocuksun. Allah razı olsun. Komik de bir çocuksun. Şimdi hep böyle başına gelenlerle bahsettiği şimdi için. Şimdi düzelteceğiz, evet. Şimdi bu kadar yaşananlardan sonra çalışmadın da bir süre falan. Çalışmadım tabii. Şimdi nasıl olayı toparlıyorsun? Yani nasıl toparlıyorsun? Merak ediyorsun, haklısın. Evet, yani şimdi ne bir kere şu cinsel tacizle konuşalım. Evet, taciz. Çok önemli. Şimdi benim 6 yaşında bir tane oğlum var. Ellerinizden öper. Alican Karacan. Tamam mı? Bu adam okulda benim gibi kaybolmasın diye. Bu eşimizden değil mi? Yani tek bu evliliği, yani bu evlilikten, hayır. Hayır hayır. Şimdi sonuçta hani yaşı 22 yaşında değil ya. Artık başka öncesi olabilir diye soruyor. Artık aşkım bak, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ben buraya gelirken Zeynep Hanım'dan izin aldım. Rahat olacağım dedim. Konuşacağım, kendimi sıkmayacağım dedim. Aynen. Bize de sağ ol. O izni ona da lütfen teşekkür edin. Tabii tamam ki. Mı? Zeynep çok kıymetli, çok değerli bir kadın. Öperim seni Zeynep'ciğim. İşte beni hani böyle herkese öyle söyle, Zeynep olmazdı falan. Evet, kabul ediyorum. Zeynep olmasaydı böyle olmazdı. Zeynep olmasa ne istiyorsanız söyleyin. Aferin, hepsi kabulümdür. Ama o güzel bir şey. O doğru. Bak, güzel bir şey. Bir, ben niye bu boşanma konusunda çıldırdım da buraya geldim onu söyleyeyim. Karımla biz tanıştık, hemen evlenme teklif ettim. Dedi ki olmaz, birbirimizi tanıyalım. Ondan sonra iyi tamam dedim. Tanımaya başladık. Bu sefer aradan epey bir zaman geçti. Geldi karşıma, ne dedi biliyor musunuz? Ya dedi, sen bir rahatlık rehavet çöktü. Evlenmeyecek miyiz dedi. Ondan sonra o güveni tesis ettin sonra, demek ki. Ondan Allah sonra Allah rahmet eylesin. Vehbi Dinçan abimiz, babam falan hep beraber toplandık. Kalktık gittik. Bursa'da kızımızı istedik. Ailemiz de verdi. Nişanımızı yaptık. Sonra güzel bir düğünle dünya evine girdik. Ama ben evet demeden ve imzayı atmadan önce, benim çok rol model ama Allah rahmet eylesin tabii, babamı kaybettim, 6 yıl oldu. Evet. Babamla annem çok örnek bir evlilikti benim için. Ben onlardan hiçbir zaman bir önemli bir evlilik gördüğüm için de kalktım dedim ki bak karıcığım, biz seninle evleniyoruz. Olasılıklar var evlilikte. İşte boşanma, ayrılma, çok medenice. Ama bizde o yok mu dedim. Ben bu olasılıkla evlenmeyeceğim, bilgin olsun. Onu kafamdan at dedim. Yani bu işten çıkış yok. Aa çok güzel. Bir, iki. Bizim camia dedim çok sıkıntılıdır, problemlidir. O bakar böyle olur, şöyle olur. Biri gelir espri yapar eskilerle ilgili. Sen dedim ne olursa olsun kapıdan girelim, kapıyı kapat. İstiyorsan dedim tokat at. Ne yaparsan yap. Bak ne istiyorsan. Ama lütfen dışarıda bu işleri yapmayalım. Ben bunu dedim ama bunu demenin dışında o bunun daha da üstüne koydu. Ben bir davete giderim, bir bakarım karım yok. Kaybolur. Resim vermez. Fotoğraf çektirmez. Evet, şurada bile ben istedim de beraber fotoğraf çektirdik. Bu ya. En son Bayram Bey'in düğünü. Ondan sonra. Yani şöyle. Yani bende ayrılmak diye bir şey yok diyorsun. Olur mu ya? Bizde yok. Ben değil.
Zeynep'te de aile ritüeli de olarak. Bu bizim ailemiz. Aferin yani. Biz çocuklarımızı be. Böyle yetiştiriyoruz. Şu anda topuğunda bir numaramdasın. Tamam mı? Bizde ailece yok. Karımda da yok. Bende de yok. Bizde evlilik sözleşmesi falan yok. Bizde hesap kitap yok. Bizde cüzdan yok. Bizde kim baktı ne yaptı yok. Cep telefonu karıştırmak yok. Kilit yok. Hiçbir şey yok. Kilit yok olduğu için bir iş yapar mıydı? Yapardı çalışır efendim. Mıydı? İç mimar kendileri. Süper. Çok önemli bir teklif almıştı. Ben o zaman televizyon kanalı işletiyordum. Ay gene çok... bir teşekkürüm var Seren. Aferin. Saner Ayar'a. Saner abi seni çok seviyorum. İyi bir televizyoncudur. Sen iyi ki varsın. Çok iyi yapımcı. Bütün bu sorunlarım varken gittim ben ne yapacağım abi dedim. Ben sokağa çıkamıyorum 160 kilo oldum gittim dedim. Ama dedim ön tarafta çalışmayacağım. Hı. Ağzımın payını aldım dedim. Bizim dedim. Dedi. Hem dedi para almayalım para verme hayatta kalmayı öğren dedi. Biz o işleri öğrendik. İşte sonra adımız çıktı. Yok ürüncü, yok call center'cı, ocu bucu diye. Öyle değil. Biz işimizi yaptık. Evimize ekmek götürdük. Aferin yapımcılık sana. Yaptık. Saner abi seni seviyorum. Faruk abi seni seviyorum. Halit Aydın gözü de affettik. Niye biliyor musun? Annemden helallik istedi. Annem çok üzüldü arkadaşlar. O bir anne. Muhabiri mi? Evet. Hı. Eve geldi. Elini öptü. Anneciğim hakkını helal et dedi. Biz de o zaman öyle bir şey yapmak zorundayız dedi. Ve konu kapandı. Halit'i de seviyoruz. Anneler maalesef ama üzülüyor. Annemi çok üzdünüz. Hepinize sesleniyorum. Annemi çok üzdünüz. 74 yaşında şu anda evde. Aynen. Arkadaşlarıyla sosyalleşemedi. Günlerine gidemedi. Taci. Tamam tamam. Çok haklısın. Ya anne tabii. Ya. Herkesin kırmızı çizgisi. Anne. Gözümün içine bakıp şey. Acaba yaptın mı diye soru sordu ya. Bir anne oğluna sorar mı böyle bir şey ya? Emin benden. Soruyor. Böyle bir şey olabilir mi Selen? Soruyor. İnsanın... Sen yaptın mı gerçekten bunlar var mı dedi. İnanıyorsun insanın kendi oğlu bile olsa çocuğu bile olsa gazetede okuduğuna inanıyorsunuz biliyor musun? Çok ay dikkatli Allah. Olun sorun. Şimdi gelelim cinsel tacize. Ne yaptığıma gelince ben ticaretle uğraştım. Kanal işlettim. Aklım zekam çalışıyor. Bu işlerden kopmadım. Dijitale çok büyük yatırım yaptım. Şu anda Türkiye'nin en önde gelen dijital pazarlama ajanslarından birinin sahibiyim. Eşimle beraber yönetiyoruz. Karım da bana sahip çıktı. Birlikte çalışıyoruz. O da iç mimarlık yapmadı. O da bir karar aldı. Birlikte bir şirket kurduk 2013'te. Bugünlere kadar getirdik. Çok da mutluyuz. Aç değiliz, açıkta değiliz. Ondan sonra gücümüz yettiğince devam ediyoruz. Hiçbir destek de almadık. Bazen hakkımda da öyle şeyler konuşuluyor. Duyuyorum sektörde. Yok çok iyi bir evlilik yaptı işte. Allah gibi korkuyor evde falan. Biz kimseden korkmuyoruz. Ay korkabilirsin. Ondan dolayı değil. Maddi olaylardan dolayı. Çok mütevazı kendi halinde bir aile. Tamam mı? Aynen, sana sohbetler iğrenç ya. Ya öyle öyle. Bunlar böyle yani, arkamdan geliyor. Duyuyorum. Allah Allah. Hele bu cinsel taciz olayında. Evet ya şunu bir al. O böyle ne oldu belli olmayan kanallarda. Parmağını böyle sallaya sallaya benim hakkımda konuşan. Onu bir anlatın artık. Senle hesaplaşacağız. Beni görünce kork. Bu yemeğe gittiğin bir yerde mi oluyor? Kork derken yanlış anlama. Şiddet konusunda falan değil. Beni görünce şöyle bir titre. Kim yaptı bunu ya? Benim hakkımda beni ağzına alırken, benimle ilgili yorum yaparken, karımla ilgili yorum yaparken seninle konuşacağız. Sohbet edeceğiz. Benim yüzüme söyleyeceksin onları. Ben burada 50 yıldır bu semtteyim. Topacı teşvikiyeliyim. Tamam. Ben burada AVM var ya şu anda. Onun yerinde okul vardı. Ben oradan mezunum. Tamam. Benim hayatım burada geçti. Ben sonra göçme gelen Nişantaşlı değilim. Ben Nişantaşlıyım. Mahallenin çocuğuyum. Al gördü işte hafta sonu neler yaşadık. Olay o mahallede mi oluyor? Hayır ne oluyor? Aşağıda yok mu şurada Beşiktaş'ta köşede köfteci? Tamam. Oraya gidiyorsun ne oluyor? Ne gidiyorum ya? Yoluma gidiyorum elimde Alican. Ha yolda oluyor. Bir tane motosiklet sen... kask tamam mı? Evet. 4-5 tane geliyorlar böyle sizin de arabanızın camını silen böyle tipler yok tamam, mu? Tamam evet, doğru. Gel bakalım buraya diye bizim diyorlar kardeşimize falan filan. Diyorum ki çocuk var görmüyor musunuz? Ama sen hiç alakan yok. İyi dinle iyi dinle. Dedim ki kardeşim durun dedim dur. Aldım çocuğu Alican'ı. Korktu yani. Baba ne oluyor falan diye. Bizim benim çocuğumuz yok. Instagram'da görüyor herkes. Takibe takip. Aldık geldik çocuğu koyduk. Geri geldim ne var dedim. O arada polis gelmiş. Ama normal polis. Ya dedi abi dedi bunlar ne dediğini bilmiyorlar. Bu işler dedi Ortaköy'de ki karakolda dedi oluyor kadınla şiddetle. Sen dedi ifadeni ver. Ben bunların da dedi ifadesini alalım. Ben gittim. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak iyi dinleyin. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak siz de yapabilirsiniz. İfade verdim. Gözaltına alınmadım.
gözaltına alındı diye haber yapanlara sesleniyorum. Allah. Sizinle uğraşacak halim yok. Avukatın öyle bir kız var mı? Daha ne? Ortada yok, öyle bir kız var. Yok. Ha işte asıl ha, o önemli. İyi dinle, iyi dinle. Diyorlar ki, yani. Siz bile diyorsunuz soruşturma var diye. Evet. Size var ya bir tane dava etsen patlarsınız. Soruşturma yok ki. Kimse beni soruşturmadı. İşte ifadeye kimse gidiyorsun ya. Olan haberleri alıp yapıyorsun. Dur şimdi onu da buldum ben. Daha komiği var çünkü. Ben şimdi bu ifademi verdim. Onlar da ifade verdi. Çıktım evime geldim. Ben Bodrum'da iki sezondur çok önemli bir organizasyonun başındayım. Ebru Gündeş'in, Funda Arar'ın, Kubat'ın sahne aldığı yerin komple rezervasyon sistemini yönetiyorum. Siz benim sayemde oraya gelip o insanları seyredip oturuyorsunuz, ödemelerinizi yapıyorsunuz. Bunun bütün dinamini ben yönetiyorum. Ben iyi bir iş geliştirmeciyim. Tamam anlıyorum. Bu bir şey. Senin ciğerci var. Gülşah Saracoğlu var. Karım var, ben varım. Ebru Gündeş sahnede. Selin diyor ki gözaltındaymışsın. Haber giriyor. Annem arıyor gene. Gözaltındaymışsın, hayırdır oğlum diye. Lan Bodrum'dayım ben. Bodrum'da oturuyorum. Ne gözaltı? TV 100 müdür nedir? Oradan bir tane polis muhabiri. Aradım, sen ne yapıyorsun dedim. Abi dedi ifade vermişsin. Oğlum dedim böyle haber mi yapılır? Böyle dedim haber mi yapılır? Benim bunu yapmaya hakkım var diye bas bas bağırıyor bana telefonda. Ne yapayım Arto? Ne yapayım, ben komedyenim güzel kardeşim. Ben iş adamıyım. Ne yapayım şimdi, çocuğu bulayım. Ekmek parası abi diyor. Peki, bir şey İfade diyorum. Vermişsin diyor. Haberi böyle Okan yaptım diyor. Ben şunu öğrenebilir miyim? Bunu buyurun bir dakika efendim. Hayatım şunu insana öğrenmek istiyorlar diye. Sor, öğrensin. Senin suçlandığın hani bu taciz olayında hikaye nedir? Yani neyle suçluyorlar seni? Kıza taciz. Kız ama kız yok ortada. Şimdi evet, taciz işte. Nedir biliyor musun? Yani kapalı bir meskende evet. Bir kadına evet. Cinsel istismar vesaireden biliyorum, dolayı. Biliyorum, sen niye suçlanıyorsun? Ben öyle bir fiziki harekette bulunmuşum. Kime? Orada çalışan garsona. Bir kıza. Yani o ben hani işletmecilik yapıyorsun ya, hani Ebru Gündeş'lerin falan olduğu yere. Onunla alakası yok. Orası değil, burada. Beşiktaş bölgesi, başka İstanbul. Anlamıyorum güzelim, bilmiyorum. Görmedim. Öyle bir kız da yok ortada. Böyle bir elinde yok. Şey de yok, kanıt da yok. Hayır yok, belge de yok. Aa. Hiçbir şey yok. Onların içinde şokum yani. Şikayet üzerine. Benimle ilgili haber çıkıyor. Adamlar şikayet ediyor. Ve bir şey söyleyeyim mi? Ve ortada kız yok. Ve bütün mecralar... Bazısı alıyor bir de bunu YouTube'a koyup böyle haberleştirip video koyuyor falan. Bir de bunu arama motorlarıyla uğraşıyoruz. Evet, ondan sonra böyle, SEO yapıyoruz. Böyle bir şey nasıl olabiliyor? Ortada başrol yok. Sen varsın bir başrol. Biz bir şey başrol. Tacize uğrayan yok. Tacize uğrayan yok. Bey, biz sizi taciz etsek. Aynen öyle. Burada hapse benim girer. Ne işim var? Ben veliyim Seren. Hem hapse girersin. Veli. Çocuğumun velisiyim ben. Okula gidiyorum. Hadi bakalım buyur. Abi böyle basın özgürlüğü olmaz. Olmaz ya. Abicim. Böyle genç şey muhabirlere sesleniyorum. Gençtir. Eskiden de vardı bu. Yıllardan evet, beri. Her zaman, her zaman yıllardan beridir bu. Kiminin şeyini örttünüz, kiminin olmayan şeyini açtınız. Hayatınız boyunca herkes için söylemiyorum. Bak herkes tabii, için. Tabii işini iyi yani, yapanlar için tabii ki. Ama siz insanlara bir kere bir insan yasaklı madde kullansa hapis yatar. Ceza alır. Hapise girer. Güldüreyim mi seni? Anlatabiliyor muyum? Bunu o kadar insanların hepsine yalan. Bir de ne yapıyorlar biliyor musun? Eski haberleri yeniler alıyorlar. Sanki eskisi doğru yazmış da o da onu kaynak gösteriyor. Seren Hanım. Yani o kadar terbiyesizler ya. Deniz Sekin'in avukatı benim dosyayı emsal gösterip tekrar şey yaptı falan. Hani Okan serbest kaldı falan diye. Ne diyorsun sen ya? Korkunç. Korkunç tabii ya. Boşu boşuna ya giden güzel kardeşim, ben eli yüzü düzgün, bütün fiziksel alışkanlıkları normal, 7 senedir evli, bir kız çocuğu babası. Hayatımı değiştirdi Ayşe Naz ya. Kadına saygı. Ne oldu biliyor musun tabii. O senin libidolar? Nasıl bakıyorum biliyor musun? Kendime nasıl kızıyorum biliyor musun? Yok zaten hani iyi bir aile babası olduğum belli bir şey. Biliyor musun? O bir şey, başka bir şey. Ayrıca da libidosu benim... yüksek olması demek sapık olması gerektiğini. Kadına son derece saygılıyım. Annem, karım yani. Ve kızım. Peki o insanlara dava açtın mı? Güzelim, ben avukatı aradım, tamam mı? Evet. Avukatın ağzından konuşuyorum. Çok iyi bir avukat kadrom var. Hepsini çok seviyorum. Biz sadece olumlu işler yaparız. Sözleşme yaparız. İşimize bakarız. Olumsuzluklarla uğraşmayız. Bir tanesinin çenesini kapatmak haricinde. O da kalktı böyle bir konuştu. Ona benimle ilgili konuşmama yasağı getirdim. Neymiş? Kilo vermiş mi? Aynı zamanda karakterim de gitmiş. Neymiş o? Yorum yapıyor. Komediye ya, bak. Yazık ya. Vallahi oğlumu işe alır mısın diyen adam
işe alıyoruz. Ondan sonra herkes arkasından sallıyor. Komikler bunlar ya. Vallahi bak. Şimdi susturma kararı aldıysan onunla ilgili konuşma, karar bozulur biliyorsun sen. Bozulursa bozulsun, istediği kadar konuşsun. Peki. O zamanki sinirim geçti şimdi. Geçti mi? He, konuşabilir. Peki, konuşabilir. Görünce de selam versin. Peki şimdi beni görünce böyle yapıyor. Okan Karaca'nın artık bu polis hikayelerine ve bunlarla görmek istemiyoruz. Şimdi ne yapacaksın? Seren Serengil, ben sana söyleyeyim. Ben bir kere son derece eğlenceli, sosyal medyası çok, çok güçlü. Çok komik adamsın, tamam sen ya, normal. Ondan sonra biz kendi... Vallahi niye biliyor musun? Seyredenler baba strese girmişler yazıyorlar. Bak, beni seven var. Beni sevmeyen de var ama seven çok. Yolda evet, karşımda görüyorum, sarılıyorlar. Neredesin hemen abi sen diyorlar. Bir de şimdi bunların hepsi iş sahibi, iş güç sahibi insanlar. Ben yetiştim onları. Best TV kapandı, rahat konuşuyorum. Tabii. Yahu Funda Arar ilk defa bende televizyona çıktı. Hande Yener ilk defa bende televizyona çıktı. Atilla Taş ilk defa bende televizyona çıktı. Erol Köse her sabah arayıp senin emeğin çok demeyi biliyorsun. Türkiye'nin bir gerçeğine damga vurmuştur o Erol Köse bağlanabilir, söz hakkı herkes var. Bağlansın. Söz hakkı hepsi. Var. Hepsini çok seviyorum. Var, marka suratın var. Marka tabii. Hayır, bir şey söyleyeceğim. Biraz önce böyle sitayişle anlatıyorsunuz. Kıvanç Tatlıtuğ çok güzel, çok yakışıklı. Sen değilsin onun için öyle anlatıyorsun. Bir dakika. Bir dakika. Şu sıfata bak, bir de Kıvanç Tatlıtuğ'a bak. Bir dakika, indir elini. Yani. Sabah programı yapıyorum Artuk. Canım arkadaşım. Sabah programı. Dediler ki ya dün gece Türkiye'de bir şey oldu. Konuk olarak alsak dediler. Bir girdiler üç kişi. Böyle kırmızı şeritler falan. Birinci olmuş Kıvanç. Mi? Ben de Yeliz Doğramacılar'la şov programı yapıyorum. İyi dedim, gelsinler. Şimdi iyi dinleyin. Bir Kıvanç Tatlıtuğ Türkiye Cumhuriyeti'nde kolay yetişmiyor. Adam oraya geldiğinde eli ayağı titriyordu annesiyle beraber kameranın arkasında. Yıllar yıllar geçti, yanımda karım var. Tabii karım bu camiadan değil. Kıvanç da motosiklet bakıyor böyle. Aa dedi, Kıvanç Tatlıtuğ. Adam döndü bir baktı, beni bir gördü, hemen indi. Kalktı, kaskı çıkardı. Aynen öyle. Abicim dedi. Ya. Aynen öyle. O kadar saygılı ulan bir adam ya, biliyor musunuz? Helal hoş olsun. Aynen. Senin gibi adam bulunmuyor. O yüzden bunlara sahip çıkın. Niye biliyorum biliyor musun? Bodrum'da işte, bak Bodrum'da gördüm. Geçtim yanından, gittim bir içe oturdum. Hiç bakmadım bile, tamam mı? Adam ta anasının nikahından kalktı. Yanıma geldi. Dedi ki beni görmediniz mi? Niye merhaba demedin? Ya. Kendi kompleksimden ya, işte, merhaba demedim. Bak bunu sabah bana kendi geldi. Kendi kompleksimden merhaba demedim. Ve adamcağız... Ya, ya ben hayır, belki merhaba bana yani, demez diye. Yani merhaba demez diye illa der de... Geçtim gittim. Yani, yani adam sonuçta, geldi bir buçuk saat oturdu. Ya be, sohbet etti. Sonuçta Kıvanç ya, karakterli bir insan. Evet, şimdi devam edelim. Kişilikli bir çocuk. Aferin. Şimdi gelelim senin soruna. Ben hem özel hayatımda hem iş hayatımda niye başarılıyım biliyor musun? Çünkü benim çok sevdiğim canım, kanım abilerim var. Ha, bunlardan bir önemli tanesi benim için çok önemli. Hı. Evlilik aşamasındayken hep böyle ayrılıklar olurmuş. Hı. Aradı beni. Oğlum dedi, nasıl gidiyor? Abi dedim, acayip stres. Herkes dedim bir şey söylüyor. Ben herhalde yapamayacağım. Ayrılacağım. Bu iş bitiyor dedim. Eğer bunu atlatırsan çok mutlu bir evliliğin olur. Bir daha asla kavga etmezsiniz. Doğru. Bırak dedi. Herkes her şeyi yapsın dedi. Sonra sen evi düzeltirsin dedi. Kim bu adam? Aferin adama. Doğru. Güzel. Ondan fikir. Sonra ilk defa çocuğumu kucağıma aldım. Bir baktım karşımda o var karısıyla. Bizim evde. Takısını getirmiş. Ay. Kim o? Ondan sonra her zaman telefon açtı. Bak dedi, disiplini elden bırakırsan bu iş olmaz. Sağlıklı olacaksın. Kilo vereceksin. Spor yapacaksın. Ailene sahip çıkacaksın. Ne güzel arkadaşlar. Kim bu? Kim? Behzat Uygur. Ah çok Behzat güzel ya, aile babası adam, zaten. Hep adamlar yani. Bak Behzat adam. Uygur. Karısından karısından korkar. Çiğdem Uygur. Süheyl Uygur. Doğru dürüst adam ilk önce Allah'tan sonra karısından siz, korkacak o kadar. Siz, yani siz derken siz değil. Siz işte şahane pazar, onlar da he falan. Yok. Hayır. Türkiye'nin değeridir onlar. Tabii kesinlikle ki. Necdet Uygur'un çocukları. Tabii benim ki. Ustalarım abim. Sadece Necdet Uygur'un çocukları olarak da kalmadılar. Evet. Asla önemli kalmadılar. Olan o. Önemli yani, bir aile geleneğinin mensubu. Kesinlikle, o yüzden söylüyorum Necdet Uygur'un çocukları. Peki bir şey soracağım. Buyurun efendim. Kimleri sorun. Affetmeyeceksin? Ha güzel. Birilerini affetmeyeceğim dedi. Valla magazin. Telefonum. Hala okay. Geçen gün hesapladık. 23 senedir aynı hattı kullanıyorum. Şu kontörlü Yusuf'un yaptığı. Hayır. Kontörlü. Kontörlü. Bir de kontörlü Yusuf o. Değil Yasin. Yasin. Onları da düzelttim. Dedim ya oğlum niye böyle pis işler yapıyorsunuz? Hem benim başım belaya söküyorsunuz hem kendiniz. Hepsi özür diledi. Hepsini adam ettik. Bunlar bilinmez. Buradan gençlere söylüyorum. Sen bu geçmişle vedalaş artık. Ben vedalaştım. Siz vedalaşmıyorsunuz. Yani siz derken biz camia. İşte şey, Okan'la bir iş yapacağız. Reklamlarda oynatacağız. Yok ama ya. Acaba mı? Acaba mı?
Okan olmasa da şu mu olsa? Acaba mı? Acaba? Hiç böyle bir şey yok kardeşim. Beni reklamlarda kullanın, markanla yan yana getir, benimle iş yap, otur kalk sohbet et. Ben her gün 5.30'da kalkıyorum, 11.30'da yatıyorum, sporumu yapıyorum. Böyle ameliyat olup kilo veren ilk onda bir tek ben ve Seren var. Başka kimse yok. Hepsi flör oldu. Niye biliyor musunuz? Senin midesi yok. Niye biliyor musunuz? Benim altı yemekten falan değil. Anlayın siz. Aynen. Bizde o da yok. Alkol yok. Gelin bakalım. Kimleri affetmeyeceksin? Bırak şimdi. Ha. İsim ver. Tabii. Kimleri işinize gelmiyor. İyi güzel konuşunca İngiltere prim yapmıyor. Rating kimleri, yapıyor. Hayır. Affetmiyorum. Bu Okan boyu geldi. Okan, bu Okanlar da var. Hem hiperaktif koç bak. Koç burcuyum. Ben de koç burcuyum. Ah canım benim. Çak. Koç burcuyum. Harika. Ve aşırı yani. Tamam rahat ol. Tamam gidebilirsiniz. Delilere düştük evet. Ya bakın buyurun. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Koç burcu böyle şaka bir yana biraz sesimi yükseltmiş olabilirim. Ama çok doluyum. Duygu yoğunluğu da yaşadım. Hepinizi çok seviyorum. Kimseye kırgın değilim. Ama benim adımı ağzıma alıp tamam mı kendini sunucu diye adlettirip haber kanallarında sunuculuk yapıp ondan sonra oradan çıkıp sadece ve sadece Türkiye'de ödül töreni altında hiçbir kriteri olmayan çakma organizasyonlarda çıkıp orada burada konuşup elinde onunla sahte takipçileriyle var olan tipler beni eleştirecek insanlar değil. Ha şey mi söylüyorsun? Anladınız mı? Kilolu vardı ya hani Murat Boz'a parti yaptı. Yok yok. Bu neydi böyle biraz da böyle erkeklikle başka şeylerin arasında giden naif bir oğlandan bahsediyorum. Kim çakmak o ya? Çakmak ama bakıyor. Sen de çok adres vermeden. Biliyorum ama ismini vermeyelim. Tamam adını çünkü verdiğin zaman ona prim yaptıracak. Yok yok hayır hem de cevap hakkı doğar ve biraz şey konuşuyor. Aa, olmaz. Onlar da birbirlerine giriyorlar. Dur. Kim ver? Söyleyeyim mi? Kim var? Sana sonra söylerim söyle. Merak etme. Şimdi bu bir tane şeyi nasıl anlıyorum ben nasıl? Anlayamıyorum. Oradan tanımazsın zaten. Hiç bunu tanımıyoruz bile ya, zaten. Bu arada sen bir şey hayatta tanımazsın. Ha, bu arada yok. Bir şey söyleyeceğim. Telefon. Evet durmadı değil mi? Telefon kitlenir. Yıkılıyor. Aynen. Nasıl hiç bakmadım. Hepinizi çok seviyorum ama karım yazmış. Benim de yıkılıyor. Diyor ki isim verme ya onun ağzını bile alma. O kim ki gündeme getiriyorsun diyor. Aferin karıcığım. Ama işte asla. Bazen işte insan sulhlemek istiyor. Şimdi neye kızgınım onu da söyleyeyim size. Ha. Bu olayları bir kenara bırakın. Bir sürü kızgın olduğum insan var. Çünkü beni böyle linç eden vesaire yapan işte bu belediye festivallerine organizasyonlar onlara bunlara götürmeye ondan sonra saçma sapan hareketler falan. Hepinizi çok seviyorum. Tamam. Hiçbirinize de kırgın dargın değilim. Ama insanın ekmeğiyle oynanması kadar rahatsız edici, mutsuz edici bir olay yok. Ekmek bu ya. Evet. Senin yerini şu anda şey aldı gibi duruyor. Yani alamaz senin yerini de. Sen gitmedin. O ne hani karısıyla beraber çıkıyor her yere. Eser Yenenler. Eser mi? Ha, Eser bunu oynamıyor mu bunun yerine? Ama vallahi o başta. Şöyle o bir tiyatro, şey söyleyeyim mi? Tiyatrocu da ama. Ama bir dakika. Hayatım Eser şöyle şu kanundan karşındaki adam kim biliyor musun? Hayır sen hayır, o biliyorum. Anlamda demedim. Sen profesyonel alanın tümüyle sunum ve ben İstanbul, işletme ben olduğu İstanbul için. Ben İstanbul lise organizasyonlara hep Okan gidiyordu. Şu anda Eser gidiyor. Gidiyor mu? Ha bilmiyorum. Sunum hep Okan bilmiyorum. Vardı. Şimdi hayatım rekabet olabilir. Ama Eser sunucu değil ya. Ha? Evet. Şimdi ben sana anlatayım da olayı. Siz daha rahatlayın. Şimdi Eser sonuçta bu işlerle uğraşan. Ama başarılı çocuk. Ya başarısız aha. Demedik ki. Rekabet her zaman olur. Bir de benden genç onlar. Ama bir şey söyleyeceğim. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nde EBU üyesi olmuş. Yani Avrupa Yayıncılar Birliği'ne girmiş bir radyo televizyon üst kurumunun 12 kameralı fanilerini takip eden canlı yayını yapmış donanımlı bir adamım. Var mı benim emsalim? Çok Eser zor, başka çok, bir şey. Çok kardeşim zor şeyler söylüyorsun. Tamam mı? Tabii. Ondan sonra hiç haberlerin olmadığı bir eğlence kanalında Acun gibi bir dehanın ondan sonra itmesiyle, desteklemesiyle televizyonda kalan bir arkadaş. Tabii iteklemeyle doğru diyor. Doğru gördün mü? Evet, ben aynı fikirdeyim. Şimdi bize böyle kardeşim kimse kalkıp da el tutup da Okan'a şöyle yapalım da böyle yapalım da. Bir kere Acun abiyle bir yan yana geldik. Survivor'a gelir misin dedi. O zaman ben çok deformeydim. Abi dedim bilmiyorum. Hiç mi kendinde kabahat bulmuyorsun? Öyle mi konuştun ki? Hiç sende kabahat Koç yok gibi. Koç burcu dik. Şimdi bir saniye. Eyvallah. Hayır, yok. Bir tamam. Kendine yapmaz. De o haklısın. Koç hesaplaşması. Burcu gel bakalım. Gel bakalım. Şöyle. Çünkü ben kendime çok soruyorum ve ben kendime Arto, çok Arto, bir şey hata buluyorum mi? Bazen çok konuşulduğum için. Şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Evet. Güzel kardeşim. Ben kafa bu kadar anlattığım var ya bu kadar anlattığım şeyin içerisinde. Ben çok hatalıyım. Ben neden hatalıyım biliyor musun? Bir, çok eğlenmeyi seven bir adamım. Evet. Eğlenmeyi getirdiği için onunla beraber olaylara devam ettim. Behzat abi Buzda Dans'tayız. Tiyatroda oynuyorum. Ay çok güzel programdı o. Bak şimdi. Ay Buzda Dans. Yapalım gene. Ya niye yapayım. Yapmıyoruz öyle yapıyorum. Programlar? Türkiye'nin en iddialı yapım şirketini kurdum bu arada. Gümbür gümbür geliyorum buradan genç senaristlere, yönetmenlere, hepsine sesleniyorum. Ay, projelerinizi gönderin bana. Hepsini hayata geçireceğim. Fatih Aksoy yapıyordu konu değil mi? Konu dağıldı. Dağılmasın. Sana cevabımı vereyim. Şimdi bak güzel kardeşim. Ben birincisi disiplinli olmak
Ya ben bir gidiyordum fast food'a, tamam mı? Yemek yiyeceğim ya böyle. Koçmuştu. Tamam mı? Fast food'u yiyordun. Ne fast food yiyorum? 1000 kişi. Yanımda 100 kişi var. Şu anda var ya, benim eşim böyle o sniper derler ya. Herkesi avladı. Tak tak tak. Kimse kalmadı. Mis. Şu anda 3 kişi. Akıllı kadın. Ha, akıllı kadın. Bir gün böyle indim, valeye para sürgahlardan vereceğim. Sürgahlardan kurtardı tabii, seni. Tabii tabii. Valeye vereceğim. Bir elimi bir attım, para yok. Of, dedim ki Zeynep de şuna da verir misin dedim. Tamam dedi. Aa dedim, ulan biz kaptırmışız her şeyi. İyi ki de kaptırmışız. Niye biliyor musun? Benim, çünkü ben neden hatalıyım? Çok iyi kalpliyim. İşte. Herkes dedi ki işte buna cevap ver. Görüyorsun işte, hiçbir ünlü cevap veriyor mu? Hepsi böyle. Haksızlığa da gelen. Ben ne zaman soru sorulsa cevap veririm. Hiç mi, hiç mi alkollü araba bir kullanmadın? Bir dakika, bunu reklamlardan sonra cevaplasın. Ben mi? Evet. Şimdi reklama gidiyoruz, dönüşte. Sor bir daha, soru, gene cevap. Soru neydi? Hiç mi alkollü araba kullanmadın? Hiç mi bir kere kafan iyi olmadı? Bu kadar mı masumsun? Reklamlardan sonra. Peki Okan Karacan'la sohbetimize devam ediyoruz yani, reklamlardan sonra. Benim sorum var. Bir sorusu var. Vardı Artur'un. Hiç mi alkol, hiç mi yasaklı madde, hiç mi bir şey kullanmadın kardeşim? Artucuğum, yani ben yasaklı madde kullanamam. Kullanırsam ölürüm. Evet. Kullananlar var, ölenler de var. Yani sadece bir ünlülerden değil. Ama o, çünkü kan şekerin sıfıra düşer ve ölürsün. Şeker hastası çünkü. Bak ben, peki 15 yıl öncesi şeker hastası mıydın? Evet, 15 yıl önce obezit hastasıyla beraber şeker hastasıydım. Benim tokluk şekerim 486 idi. Niye ben ameliyat oldum? Şu anda 98 benim şekerim. Hiç mi alkol kullanmadın? Alkol kullandım. Ama şu anda Okan Karacan, Okan Karacan gir bak, son 1000 senedir ağzını alkole sürmüyor. Çok hayır, da pişmanım. Bu arada pişmanım. Suç değil o, ayrı. Bir dakika, suçlulukla ama alakası yok. Yasak. Sağlık açısından, disiplin açısından bence bir insanın başına gelebileceği en kötü şey. İsteyen içer, isteyen içmez. Sağlığa ben karışmıyorum. Zararlı olduğunu söylersin. Evet, sağlığa işte son derece zararlı. Ben zararını gördüm. Şimdi ben bunun hataları yaptım. Sen diyorsun ki nasıl böyle fitsin, nasıl böyle yüzün. Ya çok iyi gözüküyorsun. İşte iyi bakıyorum kendime kardeşim. Gelelim senin evet soruna. Sen hiç sürgüye gittin mi? Sürücü gelişim. Çok teşekkür ediyorum. Özellikle sürgüde çalışanlara. Orayı biraz böyle politik zannediyorlar. Herkes niye böyle tepkili geliyor? Ya öyle bir kurs. Ben var ya bak, bırak alkol kullanmıyorum ama hata yapıyorsan gitmek zorundasın. Bak şimdi tabii, şu anda alkollü bir adam eğer direksiyona oturuyorsa, tamam mı, ben onu oradan söker alırım. Ve ben onlarla çok iyi ilişkiler içerisindeyim. Kamu spotları istediler, haberler istediler. Hepsini topladım. Çok iyi öğrenci oldum. Üst dereceden de oradan mezun oldum. İki kere. İki kere yalnız. Ama iki kere. Yalnız iki kere haksızlık olarak gittim. Bir tanesi yeterliydi. O malum olaylardan ve siyasi nedenlerden dolayı iki dediler. Ben devlete baş kaldırmadım. İkisine de gittim. Mahkeme açsam gitmezdim. Olsun gittim. Belgelerim falan da var. Çok da biraz mutluyum da sevdin orayı herhalde. Vallahi güzel, şöyle bir şey söyleyeyim oldu mi? Benim gittiğim zaman şu anda şu anda televizyonda seyrettiğiniz çok güzel böyle skeçlerin evet bol olduğu bir yerden bir arkadaşım geldi. İkinci derste kovuldu. Yapamadı. Ay söylesene kim olduğunu. Ya ben isimlerini bilmiyorum. O kadar sana çok bir şey yapamıyorum. Senle yaşamak nasılsa kardiyo gibi bir şey, biliyor musun? Nasıl? Ya, hiper ya. Ben hiper oldu. Bütün evin ışıklarını İlaç kullanıyor musun? Bir şey. Hiperaktiviten evet için. Evet, ilaç kullanıyorum. Tabii. Ondan sonra bu arada biz Kahramanmaraş'ta Kahramanmaraş'ta 22 gün Allah'ın bu güzel böyle soğuğunda diyelim, şükredelim. Güzel bir ekiple Tuğba Özay'la, yapımcımız Cüneyt Şentürk'le. Selamlar olsun. Evet, ondan sonra Naci Tuğba abimizle hep birlikte harika bir film çektik. Hmm. Külahımı anlat. Ha, daha vizyona girmedi. Girmedi. Ne zaman zaten, inşallah? Zaten bu baharda girecek. Şu anda fena gitmiyor işler, biliyor musun? Ya sinemaya gidin. Sinemayı evet bırakmayın. Yok işte dijital yayınlar girmiş Türkiye'ye. Herkes onu seyrediyormuş. Yıllarca siz de verirsiniz. Bakın, önce normal sinema bir şey, sonra bir dijital. Bir dakika lütfen. Hadi al sana güzel bir şey. Şimdi ben şeye çok takığım. Ben artık işte filmimi yaptım, sinemalara vermiyorum. Bu ne demek ya? O ne demek? Yıllarca ya? Ayhan Işık'ı, işte Sadri Alışık'ı sen filmlerine konu niye edeceksin. Niye vermiyorlar? Bir dakika. Dijitale veriyor. Sen Sadri Alışık'ı, ben işte Yeşilçam'dan çok etkileniyorum diyeceksin. Edison'u filmlerinde oynatacaksın. Ondan sonra sinema salonlarında çok fazla ekmek yok deyip Elin Giver'ın getirdiği dijital platforma ticari olarak vereceksin. Sonra da ortadan çekileceksin. Ama sinemacılar da yani orada sinemacılar ağlatıyorlar bazen, yani. Bravo. Aynen ağzımdan aldın. Bu konuyu orada başka da, bir gün tartışalım evet, mı programda? O zaman başka bir gün çok yakında. Hayır başka bir gün senle. Başka bir gün lütfen. Lafım yanlış anlaşılmasın. Herkesi dediğim gibi çok seviyorum ama ben sinemaya salonlarına destek olan bütün izleyicilere, herkese sesleniyorum. Bizi yalnız bırakmayın. Ay sana bir şey diyeyim mi? Sen vapurda tarak salsan var ya.
yemin ediyorum ben trilyona bakacak. Bu her şeyi yapar biliyor musun? Sizi seviyorum. Hepinize iyi günler, mutlu günler diliyorum. Sağlıklı günler diyorum. Sağlık her şeyden önemli. Bütün sağlık anne, gitti. Bütün...